Sayın izleyiciler, yeni bir konu ve daimi konuğumla huzurunuzdayız. Bugün işleyeceğimiz konu dünyada ve Türkiye'de son günlerde çok ciddi bir şekilde gündemde olan Cemal Kaşıkçı, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını irdeleyeceğiz. Ama bunu yaparken de yine Cemal Kaşıkçı'nın memleketi olan Suudi Arabistan'ı işleyeceğiz. Suudi Arabistan'ın tarihini işleyeceğiz. Stratejik önemini işleyeceğiz. Suudi Arabistan'da uzun sene eğitim gören e, ve Suudi Arabistan'a bütün özelliklerine aşağı yukarı vakıf olan e, daimi konuğum e, İbrahim Halil Erbey ile birlikte e, bu değerlendirme yapacağız. E, biliyorsunuz Suudi Arabistan İslam dünyası için çok önemli bir yer. Çok stratejik bir yer, çok merkezi bir yer. Resulullah Efendimiz'in doğduğu, yaşadığı ve Hakk'ın rahmetine kavuştuğu bir yer. Mekke ve Medine'nin olduğu bir yer. Bütün Müslümanların, İslam aleminin ta tamamının Kabe'sinin olduğu bir yer. Kabe'nin olduğu bir yer. Dolayısıyla e, bu stratejik öneme sahip olan e, Su Suudi Arabistan e, Devleti'nin bu stratejik özellikleriyle birlikte Sayın Hocamız İbrahim Halil Bey ile bu hususu değerlendireceğiz. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz bu son günlerdeki Cemal Kaşıkçı hadisesini isterseniz şöyle bir gündeme getirelim. Zaten gündemde evet. ama evet. Ya yani bizim gözlemimizle sizin değerlendirmenizle nedir ne değildir. Ondan sonra e, e, işin e, esasına geçelim. Şimdi Cemal Kaşıkçı e, sıradan bir gazeteci değil bir suudi için bu gazeteci olmaktan öte bir muhalif, rejim muhalifi. Ee, tabii muhalif nereden oluştu, nasıl oluştu ona bakmak lazım. Şimdi Suudi Arabistan'da yakın tarihlerde bir darbe oldu. Bu darbe aile içi bir darbeydi. Normalde Suudi Arabistan'ın şu anki kralı Selman'dır. Selman Abdullah'tan sonra başa geçti. Abdullah'ın son dönemlerinde Türkiye ile e, Suudi Arabistan arasında ilişkiler gerginleşmişti e, çeşitli konulardan dolayı. Mısır'a bakış, Suriye bakıştan dolayı gerginleşmişti. Fakat e, Selman iktidara gelince Selman e, gerçekten Türkiye'ye e, ciddi e, bir yakınlık gösterdi, bizim taleplerimizin bir çoğunu yerine getirdi. Hatta daha sonra Suudi Arabistan'ın gittikçe yavaş yavaş bizden uzaklaşmaya başladığını hissettik, gördük. Ve derken bir sabah kalktık, Yetkilerin Veliaht Prens Muhammed'in eline geçtiğini gördük. Veliaht Prens Muhammed, yani Suudi Arabistan'da yönetim şöyle, krallıkla yönetiliyor. Ve kralların yanında bir de Veliaht oluşuyor. Veliaht, kral öldükten sonra yerine geçecek olan Kişidir Yani müstakbel kraldır. Ama kral ölmeden kralın yetkilerini kullanamaz. Fakat burada veliahtın artık Selman'ı devre dışı bıraktığını, bypass ettiğini ve tamamen bir kere bir anlamda yönetime geçirdiğini görüyoruz. Arkasından e, hızla süreçler yaşanmaya başladı. Hangi süreçler yaşanmaya başladı? İşte Mısır'da darbe oldu. Sisi'nin darbesi oldu. E, bu darbe Türk kamuoyu Mısır'a özgü bir darbe olarak düşündü ama aslında bu darbenin bir ucu da bize dokunuyordu. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman Orta Doğu coğrafyasına, Türkiye hangi devlete yanaştıysa bu devlette bir şey oldu. Mesela diyelim ki Suriye'de Esad'a yanaştı. Bayağı ilişkiler güzelleşti. Türkiye gidip gelmeye başladı. Hatta ortak parlamento toplandı. Sınırlar kalktı. Antep'te birçok Halepliler günübirlik 48 saat içerisinde gidip gelebiliyorlardı vizesiz, pasaportsuz. Şimdi böyle bir durumda bir anda bir baktık Arap Baharı denildi ve şeyde bir olay oluştu. Suriye'de bir olay oluştu ve Türkiye'de bir anlamda kendini olayın içerisinde, göbeğinde, merkezinde buldu. Suriye'de oluşan bir olayın göbeğinde, merkezinde Türkiye'nin kendisini bulması doğaldır. Çünkü en uzun sınırımız Suriye'dir ve bundan 100 sene önce de Suriye bizim bir vilayetimizdi. Dolayısıyla işin içine giriş. Suriye mevzusu konumuzun dışında ama e, Türkiye-Suriye yakınlaşması bir anlamda birler tarafından e, ortadan kaldırıldı ve düşmanlaştırıldı. Türkiye bu dönemde e, Mısır'la düzgün ilişkiler kurmuştu ve Mısır'da darbe olduktan sonra yerine geçen Mursi iktidarı Türkiye'deki AK Parti hükümetiyle ciddi e, bir yakınlık, paralellik oluştu e, ve bir anlamda Türkiye-Suriye-Mısır arasında bir ittifak oluşması bile gündeme geldi. Şimdi ee, bu ittifak oluşması demek e, bölgede emperyalistlerin sürülmesi demektir. Çünkü bölgenin üç önemli ülkesi Türkiye, Suriye, Mısırın bir araya gelmesi demek bölgenin bu üçünün eline geçmesi demek. Yani ona Filistin'i de ilave edebilir miyiz? Filistin'i ilave etmedim ama e, Suriye, Türkiye, Mısır... Yani, ben, o ittifakın içine Filistin'de dahil olabilir yani. E, Filistin işgal altında olduğu için şu anda Hı. çok e, bir şey demiyoruz. Sadece Filistin yardıma muhtaç bir devlet pozisyonda. E, bu devletlerin desteğini alacak. Ama bu devletler destek verdiği zaman Filistin'in bağımsızlaşma süreci başlayacak. Şimdi olayın bir de bu boyutu var. Yani, haritada e, yani, tarihte de İsrail'in böyle bir Çember içine alınma Çember çareti. içine alınma müthesinde evet. Filistinlerin refah sınır kapısı Mısır'daydı. Gazze'nin en önemli yardım, lojistik kaynağı oradaydı. Ve oradan Mısır'daki Mursi hükümeti her türlü desteği yapıyordu. Yani baskılara karşı e, biz Filistinli kardeşlerimiz yanındayız diyordu. Gıda desteği, e, silah desteği, her türlü mühimmat desteği yapıyordu. Yani İsrail abluka yapıyor ama abluka buradan kırılmış oluyordu. Yani e, dolayısıyla İsrail Filistin'e tam hakim olmuyordu. E, bir de Türkiye, Suriye, Mısır'ın bir araya gelmesi demek Orta Ortadoğu'nun e, emperyalistlere kapatılması demekti. Amerika kapatılması demek, başka ülkelere kapatılması demekti. Bu üç ülke bir araya geldiği zaman diğer ülkeler olmakta bunların etrafında kenetleneceklerdi. Şimdi Amerikası ve İngiltere'si İsrail'i e, bu hamleyi gördüler. Yani buna oluşum meydan vermek istemediler. Çünkü daha önceki haç Seferlerinde de e, Selahaddin Eyyubi'nin başarısı buradan kaynaklandı. Selahaddin Eyyubi ee, Mısır'a ele geçirdi, sonra Suriye'yi ele geçirdi ve daha sonra Haçlıları bölgeden çıkarttı. Yani Haçlıları bölgeden çıkartabilmem için Suriye ve Mısır'ın mutlaka elimiz olması lazım. Anadolu demeyeyim Çünkü zaten Anadolu Selçuklu Devleti olduğu için o yönden bir sıkıntı yoktu. Anadolu Selçuklu Devleti karadan gelenleri e, önünü kesiyordu. Yani dolayısıyla zaten orası Müslümanların elinde olduğu için sıkıntı yoktu. Selahaddin Eyyubi bu iki bölgeyi birleştirdi ve böyle Haçlıları bölgeden çıkarttı. Ama şimdi gene Orta Doğu'ya hakim olmak istiyorsak, Orta Doğu'daki emperyalist güçleri bölgeden çıkartmak istiyorsak bu üç bölgenin bir araya gelmesi gerekiyor. Birlik olması gerekiyor. İşte haç, e, emperyalistler, modern haçlar bunu gördüler ve bunu bozmaya çalıştılar. Suriye ile alanımızı bozdular ve Suriye'deki malum olay halen devam eden süreç oldu. Mısır'da darbe tezgahlandı Mursi iktidardan düştü. Yerine Sisi geldi. Şimdi Mursi'nin iktidardan düşmesini sağlayan e, finans desteğini e, kimler yaptı? Birleşik Arap Emirliği ve Suudi Arabistan yaptı bir de Kuveyt'te arka planda destekçi oldu. Hatta e, Mursi iktidardayken, e Mısır'dayken Suudi Arabistan petrol falan kesti. Ciddi anlamda petrol sıkıntısı yaşandı. Fiyatlar yükseldi. Eee bugünkü geçen yaşadığımız gibi bizim ülkemizde bir e, enflasyon veya işte dolar yükselmesi gibi olaylar yaşandı. Elektrikler verilemez hale geldi. Yani öncelikle ne yapıldı? Ekonomik ambargo alarak halkın hükümet olan desteğini bir kestiler. Daha sonra darbe olunca da yeni hükümete, olmanın parası 8 milyar dolar bir destek verdiler. Artı petrol verdiler. Ve bir anlamda yeni hükümeti halkın gözünde şirin göstermeye çalıştılar. İşte Mursi beceremedi, yeni gelen hükümet bunu becerdi. Bak ne güzel işte ülkede burluk refah geldi falan. Bir diyor. de orada hocam şöyle bir şey de ben gözlemliyorum. Yani belki <laughs> siz de katılır mısınız bilmem ama. Şimdi Mısır'a e, muhalefet eden, aleyhte olan Suudi Arabistan... İşte Birleşik Arap Emirlikleri vesaire falan diyorsunuz. Ya bunlar İslam ülkeleri, Müslüman olduğunu iddia eden, Müslüman olan ülkeler iddia değil, Müslüman evet. olan ülkeler. Acaba bunlar kimin talimatıyla bu muhalefeti yap, yap Şimdi yap oraya geleceğim. Evet. Ee, şimdi e, bu e, Mursi devrildi. Mursi'nin devrilmesinden sonra e, Körfez ülkeleri e, Katar hariç e, hepsinde İhvan e, terörist örgüt olarak kabul edildi. Normalde İhvan Mısır'da bir partiydi ve İhvan İhvan el Müslim'in tam ismi. İhvan bir terör örgütü değil çünkü hiçbir zaman silah yanaşmadı. Darbe yapıldığı zaman bile darbecilere karşı silah kullanmadılar. Hep sivil güç ve sürekli Şerabiyye'ye işte gidiler ve burada e, öldürüldüler karşı taraf bunları. Bu e, meydanlarda miting yaptılar. Her seferinde de birkaç kişi öldürüldü evet, yani. yani. hiçbir zaman İhvan e, bir silahlı terör yene gitmedi. Karşı tarafın önemli liderlerine suikastlar düzenlemedi ama karşı taraf yani Körfez ülkeleri e, ve Mısır e, ve dolayısıyla Amerika bunları terör listesine dahil etti. Tabii ki Türkiye ihvanı terör listesine dahil etmedi, ee, Katar dahil etmedi. O, bunun üzerine e, Ortadoğu'daki muhalif ihvan unsurları Katar ve Türkiye'ye gelmeye başladılar. Çünkü diğer ülkelerde yasaklı ve tutuklanıyorlar. Türkiye'de birçok ihvan yani rejim muhalifleri diyelim il liderleri gelmeye başladı. Türkiye bu anlamda şimdi yavaş yavaş geleceğim. Niye Türkiye? Şimdi bu olay niye Türkiye'de tezgahlandı? Sorusunun da bir anlamda cevabı verdi. Evet. Arkasında <laughs> e, tezgahlanan olay e, Suudi Arabistan Yemen çekişmesi başladı. Şimdi e, kamuoyumuz çok Yemen'e duyarlı değil. Halbuki bizim biliyorsunuz Yemen Türk'ümüz bile vardır. E, ki söylendiği zaman herkes hüzünlenir. Ee, Yemen e, ile Suudi Arabistan arasında savaş başlandı, sürekli füzeler atılmaya başlandı. Ee, tabi Yemen fakir bir ülke, Suudi Arabistan e, zengin bir ülke ve en dünyanın en çok silah alan ikinci ülkesi yani bu anlamda da, e, Suudi Arabistan? Tabi silahlar da modern. E, 110 milyar dolarlık en son Trump'ın... 350 milyar dolar hocam toplamda. Öyle mi? 350 milyar, milyar dolar. Yani o 350 milyar hmm. dolar toplamda. O parça parça 100 milyar dolar bir alınmış 20 milyar ama toplamda 350 milyar dolarlık bir silah anlatan yapıldı. Amerika ile Trump, e, Suudi Arabistan'ı yaptığı ziyaret sırasında. Ona geleceğim ama burada e, ne yapıldı? Yemen'le bir kapışma senaryosu yapıldı. E, Yemen e, kendi içerisinde bir iktidar mücadelesi yapmıştı. Yemen e, içerisinde ee, Yemen Şii'dir ama Şiilerin Zeydi ikonuna mensuptur. Yani İran Şiasından farklıdır. Zeydiler e, Şia düşüncesi içerisinde sünnete en yakın olan gruptur. Ee, İran yanlısı e, Şia grubuyla Zeydi yanlısı Şia grubu arasında iktidar mücadelesi oldu ve Sudan Arabistan buradaki taraflardan birini tuttu ama sürekli burayı ambargo aldı. E, bombaladı ve Yemen'de şu anda insanlar açlıktan ölüyor. Böyle bir duruma geldi. Geçen... Hocam e, Yemen'de petrol yok galiba değil mi? Yemen'de petrol yok, zengin değil. Ama Yemen, bulunduğu şey, Kızıldeniz'in girişi, Aden Körfezi var. Dolayısıyla Arabistan Yarımadası'nın Hint Okyanusu'nda evet. açılan kapısı, lojistik <laughs> anlamda, stratejik anlamda çok önemli Yemen. Biliyorsunuz, Bir Dünya Savaşı'nda bizim epey askerimiz orada şehit düştü. Kime karşı? İngilizlere karşı. Yemen, Osmanlı devleti yıkılacaklar da Osmanlı devletine bağlı kaldı. Yani son güne kadar da şey yapmadı. Osmanlı askerleri çekince zaten mecburen yeni stratejiye göre yeni konum belirledi. Yani Yemen'in bize karşı böyle bir muhabbet de vardır. Yani Hı. Yemen dediğimiz zaman Yemen deyip geçmeyeceğiz. Şimdi Orta Doğu'da diyelim oyunlar yeniden kuruldu. Kartlar yeniden dağıtıldı. Ve süreçler böyle oldu. Türkiye'de bu süreç içerisinde aktif rol alan bir ülke durumuna geldi. dolayısıyla Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştılar. Mısır'ı darbe yaptılar. Suriye'de olay çıkarttılar. ve önümüzü kesmeye başladılar. Bizim Körfez'de tek bir müttefimiz olsunuz Katar kaldı. Katar gerçekten Katar emiri Erdoğan'a karşı ciddi muhabbeti vardı ve biz Katar'a eee destek vermeye çalıştık. Askeri destek verdik. Katar askerlerini eğitme görevini aldık ve bunun üzerine Katar'a bir askeri üs kurduk. Bizim Körfez'de. Bir oraya da bir şey de yaptılar yani bir işte geleceğim kıç, ona. Evet. Biz Katar'a askeri üs kurduk. Bu bizim Körfez'de e, Bir Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı'dan sonraki ilk askeri üssümüz oldu. bizim Katar askeri üs kurmamız bir anlamda bu Suudi Arabistan bunu kendine tehdit olarak da algılamış oluyor. Çünkü ama e, Katar neden böyle bir askeri üst talebinde bulunuyor? Çünkü Katar e, Türkiye ile yakın ilişki içerisinde olduğu için Suriye'nin ve Mısır'ın başına gelen benzeri Katar'ın başına da gelmek üzere. Körfez ülkeleri Katar'ı e, Türkiye ile ilişkileri kesmesi konusunda bastırdılar ve Katar bunu reddedince Katar'ı ablukaya aldılar ve ambargo uyguladılar biliyorsunuz. Hepimiz gördük, tarihi yaşadık, tarihi anlar. E, Türkiye'nin buradaki askeri varlığı e, fiili bir işgali engelledi. Çünkü Türkiye burada net tavır koydu. Hatta bu süreçte 5 bin asker daha gönderdik. Yani belki de bir işgal olabilirdi. O belki soru. değil. Pro, vardı. Projede vardı. İşgal etme. Yani dinlemezse işgal edilecekti. İşgal edildikten sonra tamam orası bir ülkenin toprağına katılmayacaktı. Kendi yandaşları olan bir e, iktara iktidara devredeceklerdi. Bir yönetim ha, Adı işgal olmayacaktı. Adı demokrasi götürdü olacaktı. Şu olacaktı. Bu olacaktı. Yani bugün artık işgallerin adı bu. Ama projede bu vardı. Fakat Türkiye net olarak tavrını aldı. 5 bin asker daha gönderdi. Yani Türkiye şunu söyledi. Ben Katar için savaşırım dedi. Bu şeyi kesti bu sefer ambargo uygulandı. Katar'ı e, şeye zorlamak için, barışı zorlamak için ambargo uygulandı. Bunun üzerine Türkiye Katar'a aynı gecede uçaklarla e, gıda yardım yaptı. Tabii bu uçaklar şey üzerinden gitti, İran üzerinden gitti. İran da Katar'ı e, bu anlamda destekledi. İran üzerinden Katar'a destek gitti. Ha bizim Katar'a gönderdiğimiz gıda ve destekler bedava gitmiyor. Katar dünyanın en zengin ülkelerinden birisi. Bunun parasını bize verdi. Hatta Katar'ın Türkiye'de çok ciddi 20 milyar dolara yakın yatırımı var. Yani çeşitli şeylerde yatırımı borsada parası olan bir ülke yani. Dolayısıyla yani parasını vererek aldı şey o. ama şimdi savaş zamanında siz parasını vererek de bazen gelecek alamıyorsunuz. Parasını vererek de silah alamıyorsunuz. Yani bir de olayın bir boyutu var. Tabii bizim bu tavrımız Körfez ülkesini kudurdu. Ee, Katar'ı yemediler. Katar bizim yanında durdu. Ki Katar bizim yanında durması, son ekonomik krizde 15 milyar dolar yakın bir e, destek sözü vermesi e, bizim e, doların e, 8-9'a çıkmasını engelledi. Doların ateşini biraz düşürmüş oldu. Dışarıdan 15 milyar dolar yakın bir paranın girmesi e, ciddi bir para, ciddi bir rakam. E, dolayısıyla e, Katar olan dostluğumuz bu anlamda pekişmiş oldu. Hocam yeri gelmişken şunu da bir sorayım. Bu son uçak meselesi neydi o Katar'ın? Nasıl? De bir uçak meselesi var Türkiye hibe etmiş böyle bir şey de vardı gündemde uçak meselesi mi bir uçak hibe etmiş Türkiye ha şu Cumhurbaşkanı hibe evet. eden uçaktan mı bahsediyorsunuz Bu olayın detayını bilmiyorum çok e, çarpıtırıldı. Ha, yani çok yani, altından bir şeyler aranda birbirlerine ne, ne oldu Tabii şimdi şu var şimdi milletlerin bazı şeylerin hassas dönemler olur şimdi herkesin açlıkla işlerini kaybetmeyle te olduğu bir dönemde devlet yöneticileri lükse dönük bir şey yaparlarsa tepki çeker. Yani zamanlama doğru bir zamanlama değildi. Ee, ekonomik krizin yükseldiği, Devlet Başkanı'nın halka tasarruf çağrısı yaptığı e, bir dönemde 5 e, milyar dolar yakın bir fiyatı fiyat olan bir uçağın e, alınması israf. Ama ona para verilmemiş diye Anladım. Diyorum. Para verilmedi. Hibe olarak. Para, hibe olarak verildi. Ama e, bu e, insanların zihninde e, öyle algılanmaz. Yani, yani devlet bütçesine çıkan bir şey yok orada. Anladım. Evet. Devlet bütçesinde yok. Al, sat ekonomik katması. Yani böyle şey olur. Tamam bu uçak evet. bize hibe edildi. Hı -hı. Ben e, bu uçağı alıyorum, satıyorum ve ekonomiye katıyorum da diyebiliriz. Yani e, çünkü e, kuruşa muhtaç olduğumuz bir dönem. Yani zamanlama doğru değildi. Ha, zaten e, bunu satmayı düşünüyordu. Türkiye buna hediye etti. Ama e, ben e, Fikrimiz zor olursa Türkiye bu hediyeyi alıp satıp ekonomik atmasını daha uygun olur diye düşünüyorum. Çünkü evet. bizim ihtiyacımız yok ya yani zaten e, e, devlet başkanının uçağı var. Şimdi o ayrı bir olay. Bizim konumuzla alakalı evet. değil ama bu dostluğun güzelliğini gösteren göstermesi açısından Katar açısından e, bir e, şükran e, durumu. Yani Türkiye zor zamanda onların yanında oldu. Bir nevi şükran duygularını ilettiler Katar açısından böyle. Şimdi e, dünyada yani Orta Ortadoğu'da böyle kaynıyor orta ve Türkiye'de bu kaynamanın e, merkez devlet pozisyonunda ama Türkiye sürekli kuşatılıyor. E, Suudi Dedi ki Selman Türkiye yanlısıydı ama Selman'a darbe yapıldı ve Selman susturuldu şu anda. Fiili iktidar Veliaht Muhammed'in elinde ve bu Veliaht Muhammed tamamen İsrail yanlısı, Batı yanlısı birisi ve Türkiye'ye karşı olan komploların merkezinde olan bir ülke bir şahıs. İlk darbe yaptıktan sonra bütün prensleri topladılar. mali prenslerin bir çoğunu temizlediler, öldürdüler. Zenginleri topladılar. Zenginlerden para, mallarını bir anlamda gasp ettiler. Ee, ve e, muhalif olanlar hepsine baskı uyguladılar. Kimi kaçtı, kimi malını aldılar, e, kimi öldürdüler. Bu şekilde bir durum yaşandı. Yani Suudi Arabistan e, şu anda iş durum olarak şu anda en kötü dönemlerini yaşıyor. Baskının şiddetli olduğu dönem. Sadece e, şeylere değil e, iş adamlarına veya prenslere baskı yok. Din adamlarına da ciddi baskı var. Yani din adamları e, en ufak bir muhalefette, en ufak bir eleştirde hapse giriyor ve Suudi Arabistan zindanlarında birçok din adamı da şu anda zindanlarda bulunuyor. Yani yani bir gazetelerde falan da bir gün evet. şey oldu. Bu evet. muhalifler hepsini bir otele doldurmuşlar. Tabii tabi, bastırıp aldılar <laughs> ellerinden ya da öldürdüler. Bir şekilde insanların <laughs> e, zulmetler. Şimdi e, Suudi Arabistan'ın bu son sürecinde kolay bu. Bunlar bizim kaşıkçı olayıyla e, ne derece bağlantılı ona gelelim ama Körfez ülkesine baktığımız zaman yalnız şunu göreceğiz. E, şimdi Körfez ülkesinde 3 Ülkenin liderliği oynadığını görüyoruz daha doğrusu Türkiye, Suudi Arabistan ve İran liderliği oynuyor. İran Şii olduğu için Şia'nın liderliğini oynuyor ve dolayısıyla Şia nüfuzunu harekete geçirmeye başladı. Suriye'deki Şiileri harekete geçirdi. yemen Yemen'de o kez. Geliyorum. Yani. Bahreyn'deki Şiileri harekete geçirdi. Suudi Arabistan'da nüfusun %10'u Şii'dir. Bunları harekete geçirmeye başladı. Ve Yemen Şiilen harekete geçirmeye başladı. Bunu bir gözümüze canlandığımız zaman bir hilal şeklinde doluşuyor. Şia hilale ve bu arada işte Lübnan ve Filistin'deki Şiiler de harekete geçirdi. İşte Irak, Hizbullah Hizbullah evet. mesela neyi destekledi? Suriye'de Esed'i destekledi. Ve Esed'in yanında Sünnileri katletmeye başladı. Ki düne kadar biz Hizbullah'ı takdir ediyorduk İsrail'le olan mücadelesine. Ama bir anda bu İslam mücadeleden çıktı. Bir mezhep mücadelesine dönüşmüş oldu. Irak artık tamamen İran'ın arka bahçesi oldu. Yani Amerika İran'a alan açtı. İran'ın biliyorsunuz i̇ran Savaşı'nda İran'ın gelemediği Irak'a Amerika geldi teslim aldı ve İran'a teslim etti. Şu anda İran, şey Irak, İran'ın arka bahçesi. Ve İran nüfusunun yarısından fazla Şii şey olduğu için de ciddi bir alan açılmış durumda. İran, Irak demek petrol demektir. Petrol denizi üzerinde. O ayrı bir konu. Yani o konuyu açarsak uzun bir konu. Ama Körfez ülkesinin fiili lideri Bahri. Şey Bahri diyorum. Birleşik Arap Emirlikleri. Körfez ülkelerinin fiili lideri aslında Birleşik Arap Emirliği. Küçüktür ama Körfez'in beyni olarak kalın edilir. Ve ciddi bir AK Parti muhalifidir, Erdoğan muhalifidir. 15 Temmuz'un finansörlerinden birisidir Birleşik Arap Emirliği. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Orta Doğu ve Afrika turlarında mutlaka Birleşik Arap yakın takip alır. Ya gideceği ülkeye Erdoğan gitmeden önce veya gittikten sonra mutlaka Dışişleri Bakanı veya e, Devlet Başkanı mutlaka ziyaret eder ve bizim etkimizi orada sıfırlamaya çalışır. Bizim verdiğimiz vaatlerin yani bir fazlası diyor ya Demirel öyle diyor ya siz vereceğiniz <laughs> bir fazlası, <laughs> bir, bir fazlasını fazlası verir yani. Yani böyle e, Türkiye'de de, e, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na karşı bu tepkisinin sebebi ne? Yani ne derdi ne ya yani bizimle alıp Şimdi, Tabi. E, tabii Köfezi anlamak, Arapları anlamak için tarihini de iyi bilmek gerekiyor. Bizim insanlarımız tabii tarihi çok bilmedikleri için bir süre sonra her şey havada kalıyor. Ya herkesi bütün Araplar kötü diyoruz, bizim düşmanımız. Ya da bazıları da romantik yaklaşıyor. Araplar işte peygamberin ümmettir. Araba laf söylenmez yoksa peygambere söylenmiştir diye romantik yaklaşıyor. Herkese destekliyor. Şimdi Arapların içerisinde Türk dostu olan da var. Karşıt olan da var. Her bölgede bölü <laughs> bir şekilde. Yani mesela biz şimdi Orta Asya'ya yönelsek, Orta Asya'da Türk Cumhuriyetlerin bazılarını ele geçirsek, orayı hareketlendirsek orada Türk olmasına rağmen bize düşman olacak, Türk kavimler de kavimler olacak, dostumuz olacak kavimler de olacaktır. Yani burada etnik kimlikten ziyade bölge hakimiyeti, menfaat ve çıkar ekseninde olaya bakmak lazım. Ama bu sadece bölgedeki yerel güçlerin çıkarları doğrultusunda değil, bunların arkasındaki uluslararası güçlerin de çıkarları bakmak lazım. Bunun başında İsrail vardır. Çünkü Amerika ve İngiltere bölgedeki her yapıyı İsrail'in çıkar ve menfaat ekseninde yeniden dokuyorlar. İsrail'in varlığına zarar edecek, helal getirecek her oluşma bunlar baştan karşılar. Bugün İsrail devleti bölgede olmasa bu bölge daha rahat yönetildi. Batılı devletler bu şekilde müdahale etmezdi. İsrail Orta Doğu'ya İslam Dünyasının içine böyle hançer gibi bir saplanmış vaziyette. Evet. Herkes de bütün kapitalist ülkeler, emperyalist ülkeler bunun üzerinde böyle bir evet. çalışma yapıyor. Evet. Şimdi e, dolayısıyla e, bölgedeki Türk karşıtlığı biraz da buradan kaynaklanıyor. Yani e, şimdi Batı'nın bakışı Türkiye bakışı şudur. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken de İngiltere'de bu e, tartışıldı ve onay verildi. Yani bunun e, şey şuydu. Yani e, ne çok güçlendireceksin, ne çok zayıflatacaksın. Bize muhtaç ama bize baş kalırmayacak kadar da e, zayıf. Ne öldür ne ondur yani. Ha, yani bu evet. strateji. Şimdi şu mantık var, Türkiye biraz güçlendiği zaman bölgede e, bir hinterlandı var, bir tarihi var, bir geçmişi var, e, insan e, yetişmiş insan unsuru var. Bölgede bir anda lider pozisyonuna gidebilir. E, Türkiye'nin e, seveni kadar sevmeyen de var ama e, seven de çok. Yani bir de o da var. Yani biz Arap ülkelerinde kaldık. Yani Milliyetçi Araplar da var, Liberal var. Yani Türkiye'deki her renk orada da var. Ama sonuçta şu var. Yani realite var. iktidarlar Arap ülkelerindeki, Körfez ülkelerindeki iktidarları güçlerini Amerika'dan daha önce İngiltere'den alıyorlardı. İngiltere ve Amerika desteği olmasa bu iktidarlar bir gün dayanmaz. Yani halk bunları taşımaz. Yani bugün halk onları yani şunu düşünmesinler seyircilerimiz. Yani Suudi Arabistan halkı kralı çok beğeniyor, seviyor değil. Yani herkes şu anda illallah ediyor ama güç onlarda. Ama bu gücün Suudi Arabistan kraliyet ailesinin gücünden kaynaklanmıyor. Arka plandaki Amerikan gücünden kaynaklanıyor. Amerikan lojistik desteği, insan gücü, beyni, zekası, istihbaratıyla orada hakimler. Hatta Trump gittiğinde Suudi sana, biz olmasak siz bir gün iktidarda durmazsınız. O zaman bizim paramızı verin. Resme açık 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 yaptı ya, Yani, Araç verin bize e, diyor. Yani ben sizi doğruyorum. Doğrudur. Yani evet. kağıt arkasında kapı arkasında herkesin bildiği bir hakikati ortaya aleni, söyledi. Söyledi aleni söylemiş evet. oldu. Yani diplomatik teamüller dışında söyledi. Yani dedi ki ben olmazsam siz yoksunuz o zaman beni de yaşatın. Çünkü ben de ekonomik sıkıntı içerisindeyim. Bu para olmasa Amerikan ekonomisi iflas edecek. Dolayısıyla ben iflas edersem siz de gidersiniz mantığa aslında bu uzun vade zincirleme düşünürüm ama bir sonraki halka budur. Ben yoksam siz de yoksunuz. Şimdi ve aldı 350 milyar dolarlık bir e, para almış oldu onlardan. Ki e, Amerika ise e, Suudi Arabistan'ın Amerikan bankalarındaki mal varlıklarına el koydu, koyduğu zaman bir trilyon dolar e, şu anda Suudi Arabistan'ın Amerikan bankalarında parası var. Bir trilyon dolar. O parayı alamıyorlardı. Şimdi o paraya el koyabilir Amerika istese. Yani Amerika yine dürüstlük yapmış yani. Ya, bence el koymuş gibi. Ya şimdi el koymuş gibi şu. Para zaten bankada olunca senin ekonomine girmiş oluyor. Yani şimdi e, Suudi Arabistan'ın e, 50 milyar dolar parası bizim bankamızda olsa bizim ekonomimize e, can damar olacak. O parayı işletmiş olacak. O para Suudi Arabistan'da olsa o para bizim ekonomimize çalışmış olacak. İşin e ilginç yanı Suudi Arabistan'ın bir trilyon dolar parası Amerikan bankalarda ama Suudi Arabistan halka açı yani Bir de böyle bir gerçek. Bir, tabii yani mesela biz Suudlar deyince, Araplar deyince herkesin zihninde böyle e, bu prenslerin yaşamları geliyor. Yani Suud prensleri Avrupa'ya gidiyorlar. Komple tatil beldesini e, tutuyorlar. Keyif yaşıyorlar. Bütün herkes öyle zannediyor. Ama sıradan halk öyle değil. Yani işsizlik oranı %20 oranında e, ve halk e, ciddi devlet desteğiyle e, ayakta kalıyor. Çünkü Suud senin Petrolün dışında bir gelir kaynağı yok. Nüfus da hızla artıyor, 26 milyon e, bir nüfusa milyon. ulaştı. Dolayısıyla nüfus da hızla artıyor. E, bunun için bir sanayileşme üretim de yok. E, ne yapacak? Petrol geliri var. E, bu insanlar istidam da oluşturmuyor. Yani bunun sonucunda e, halktan ciddi bir tepki var, e, fakirlik var. Gerçi yeni suluk yönetimi sanayileşme hamlesine girdi. Öyle bir teşebbüste bulundu ama bunlar hep yarım kaldı. Yani yapsaydı Suudi Arabistan'ın şu anki ekonomik gücüyle yani sanayileşme hamlesini gerçekleştirebilirdi. Şimdi e, Suudi Arabistan sosyolojik gerçeği böyle. E, Suudi Arabistan Selman zamanında bir e, İslam ordusu kurma projesi vardı. Hatta bizim e, genel kurma başkanı da gitti törenle falan. Şimdi bu İslam ordusu e, yeni e, veliahtla birlikte bir Arap ordusuna, hatta daha doğrusu Arap da e, çok genel bir anlamda bir körfez ordusuna, Dönüştürüldü. Amerika'nın desteğiyle, Amerika'nın yönlendirmesi, akıl hocalığıyla yapıldı. Yani düzgün bir düşünce kötü bir amacı geldi ve bu ordu oluşturursa bu ordunun ilk savaşçı ülkelerden birisi Türkiye'dir. Bunu e, Yunanistan, Mısır ve Suudi Arabistan elçilerinin Kıbrıs'ta yaptıkları açıklamada görüyoruz. Dediler ki, yani Katar'dan sonra bizim bir sonraki hamlemiz Türkiye olmalı. Türkiye'yi durdurmalıyız e, dediler tabii bu elçiler konuşuyor ama bunlar büyükler konuşmadan küçükler bu sözü elçiler sö kendi iradeleriyle hareket edemez mutlaka evet. onlara konuşur yani bundan konuşuyor. dolayı e, Türkiye bu ordunun bir sonraki hamlesinde biz oluruz buna karşı bizim çok uyanık olmamız lazım ha şimdi şudur bu şu anki liderlerin projesidir ama halk desteğinden yoksundur yani seyircilerimiz şu mantığa varmasın yani işte halk destekliyor işte Araplar kötü öyle bir düşünce yok. halk desteğinden yoksundur ufak bir şey olsa oralarda patlamalar yaşanabilir. Yani e, dolayısıyla bu düşüncede olan bu şeyler her zaman gerçekleştik gibi bir şey e, söz konusu olamaz. Ama hocam affedersiniz. Suudi'nin geleneğinde zaten e, bir şey yok mu? E, yani Türklere Türkiye'ye karşı bir Sanki böyle bir... Hocam ben o tepki. tarihe geleceğim ama Kaşıkçı evet. olayını anlatmam lazım. Evet. Sadece şu cümleyle söyleyeyim. Yani, yani çıkarlar kaşıkçı... çıkarlar vardır hocam. Yani devletler arasında girişkiler, evet. çıkarlar vardır. Evet. Ben onu tarihi anlatırken tek tek bahsedeceğim. Ama şu Kaşıkçı olayına bir evet. bitirelim. Evet Kaşıkçı. Şimdi bunları evet. şunun için anlattım. Yani bu süreci başka türlü anlamayız. Yani Kaşıkçı şöyle yaptı, böyle yaptı dediği zaman havada kalacak. Şimdi Kaşıkçı, Cemal Kaşıkçı aslında Türk kökenli birisi. Soğutma vatandaşı, ama Türk kökenli. Değil mi? Dedesi e, Muhammed Kaşıkçı, e, Suudi Arabistan Devleti'nin kurucusu Abdülaziz'in özel doktoruydu. Kayserlidir. Allah Allah. Yani. Bak Kaşık... yeni bir şey öğrendik evet. ya hocam. E, yani e, bu anlamda Türkiye Türk kökenli bir aile. E, Kaşıkçı ailesi, Adnan Kaşıkçı vardı ondan önce meşhur biliyorsun dünya zenginlerinden birisi olarak geçiyordu. O. E, Suudi Arabistanlı... Bu Adnan Kaşıkçı ile bu Kaşıkçı... Tabii bunlar aynı aileden, familya. Öyle mi? Tabii. Şimdi e, kaşıkçı e, ekseninde Suudi Arabistan'da güçlü bir Türk lobisi vardır. Bakın mesela seyirciler bunu bilmez ama Suudi Arabistan'da Türk yanlısı güçlü bir Türk lobisi vardır ve yani bu lobinin içerisinde prensler de vardır. Mesela Suudi Arabistan'ın e, istihbarat başkanı El Turki mesela bu şeyin içerisindedir. E, i̇şte kaşık da vardı. Esen bu lobi güçlüydü. Bu lobi e, mesela bu e, Veliahtan operasyon çekti. prenslerin bir kısmı Türk yanlısıydı. Bunların bir kısmı öldürüldü, bir kısmı etkisiz hale getirdi, bir kısmı hapse atıldı, bir kısmı yurt dışına kaçtı. Böylelikle oradaki Türk lobisi önce temizlendi. Ki Türkiye'ye dönük hamleleri rahat yapabilmeleri için. Yani e, Türkiye hani e, yani bazen e, reis işte büyük ülke diyor da gerçekten büyük ülke ama bu e, Türkiye Cumhuriyeti'nden kaynaklanmıyor. E, Türk ismi, Türk devleti ismi bir markadır. Bu marka 100 yılda oluşmadı. Bu marka ta Osmanlı'dan hatta ondan önce Selçuklu'dan beri oluşturulan bir markadır. Yani temiz bir geçmişi olan, emperyalist bir geçmişi olmayan, kirlenmemiş bir mazisi vardır. Eline mazlumların kanı değmemiştir. Gönül rahatlığıyla gidip bir bölgeye gittiği zaman, bu isimle gittiği zaman hiçbir nefret e, duyulmayan bir durumdur. Gittiği her yere ha, adalet markadır. Evet. Her yani. ülkede, her insan ülkesinde bir Türk lobisi vardır. Bunu bir şekilde söyleyeyim. Yani Suriye'de de vardır. Irak'ta da vardır. İran'da da vardır. Yani Türkiye'nin dünyayı harekete geçirebilme potansiyeli güçlü bir ülke. Onun için Türkiye sürekli baskı altında, Türkiye sürekli kontrol altındadır. Yani kontrolden çıktılar zaman ya darbe olur ya ekonomik kriz yaratılır ya başka bir şey olur. Bir şekilde bizim ayaklarımızdan tutmaya çalışırlar. yani karşı taraf bu şekilde çalışır. Ha karşı tarafa karşı biz nasıl yapacağız? İşte bu zamanla bu yani mücadeleler bir güçtür, bir güç mücadelesidir. E karşı tarafın da gücü zamanla tükenecektir. Amerika şu anda gücünün zirvesinde görünse de büyük devletler yıkılma döneminde gücün zirvesine gibi gözükürler. Çünkü saldırganlıklar artar. Amerika'nın şu andaki şeyi bu. Yerine şu anda Amerika'nın yerini boşluğunu doldurmak için İngiltere, Almanya şeyler yapmaya çalışıyorlar. O ayrı bir olay. çalışıyorlar Amerika'nın boşluğunu nasıl doldurabiliriz diye. Ama sonuçta Amerika askeri bir güç. teknolojik altyapısı genellikle İsrail, şey, İngiliz zekası olarak düşünmek lazım. o da ayrı bir konu ayrı bir zamanda değiniriz. Şimdi tekrar e, Kaşıkçı olayına döndüğüm zaman böyle bir mazisi var. ve rejim muhalifi bir aile. Buradaki rejim muhalifi nereye gelenlerinden? ülkede duramayacağını anlayınca İngiltere ve Amerika'ya, daha sonra Amerika'ya geçti. Amerika'da Washington Post gazetesinde de yazılar yazmaya başladı. Şimdi Washington Post gazetesinde yazı yazmak bir gazeteci için zirvedir. Çünkü dünya hitap eden bir gazetedir. Burada yazdığınız her yazı şunlar şunların hepsini etkilemiş olur. Dolayısıyla iyi bir yazar olarak düşünebiliriz. Buradaki yazılarında genellikle rejim yaptığı şeyleri eleştiren yazılar yazmaya başladı. Yani olur. Suudi, Suudi eleştiren. rejimin yaptıklarını Hı. eleştiren yaptığı ve öneriler, tavsiyelerde bulundu. Tabii bunun gibi Paris'e kaçan, İngiltere'ye kaçan muhalif prensler de vardı. Bunların birçoğunu Suudi Arabistan topladı. Operasyonlarla mesela Paris'teki prensleri, İngiltere'deki prensleri, operasyonlarla topladı. Tabii bizim ülkemizde yaptığı gibi bir operasyon yapmadı. Bunları bir şekilde uçağa bindirdi. uçağı bir anlamda şeye yönlendirmiş oldu, Riyad'a yönlendirmiş oldu. Dolayısıyla kaşıkçı daha bir zeki, daha bir uyanıktı. Neyle karşılaşacağını biliyordu. Hata yapma. Kendisi. Son şeyde Washington'daydı. Oradan İngiltere geçti. İngiltere'den Türkiye'ye geldi. Ee, rivayete göre e, Türkiye'ye gelmesini sağlayan neden etken e, ki zaten bunlar Türkiye'de ilişkisi olanlardır. Yani Türkiye'de Türk Arap Gazeteciler Derneği'nin de üyeleridir. Yani bu Türk lobisi ile her zaman ilişkisi olanlar ve bunlar Türkçe'de bilirler. Yani mesela Suudi Arabistan'ın eski krallarından Kral Faysal çok güzel Türkçe bilirdi mesela. Hanım da Türktü. Aksaraylı İffet Hanım. Öyle mi? Tabii. Yani e, biz bölgeden çekilmişiz ama bölgede e, bizim imparatorluk bakiyeleri e, duruyor. E, mesela Ürdün Kraliyet Ailesi de Türkiye ile çok sıkı ilişkiler vardır, araziler vardır. Güzel Türkçe birileri Kraliyet Ailesi falan. E, İran'daki Hamaney mesela Azeri kökenlidir, Türkçesi çok güzeldir. Yani e, bizim e, sıradan insanımızın görmediği e, bir e, Hint Anadolu etkimiz vardır. Ama biz kafamızı kuma gömüp e, buraları unuttuğumuz için biz farkında değiliz. Dolayısıyla Türkiye'ye gelmesi sıkıntı değil. Türkiye'ye zaten gelip giden e, burada gayrimenkuller olan birileri. E, peki e, evlenmek düşüncesiyle Hatice Cengiz isimli bir bayanla evlenme düşüncesinde ve dolayısıyla bu evli gerçekleştirmek için de konsolosluktan e, yazı alması gerekiyor. Çünkü resmi nikah yapması için önceki Suudi Arabistan'daki eşinden boşanma e, belgelerine gerekiyor. Şimdi e, burada e, akla takılan yani bir dedektif gibi baktığımız zaman, yani bu evlenme işlemi için niye İstanbul'a gidiyor? Yani herhangi bir Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda bunu yapabilirdi. Yani mesela Washington'daki Suudi Arabistan konsolosluğuna gidebilir, oraya başvurabilir. Hayır oradan İngiltere'ye evet. gelmiş, İngiltere'de, İngiltere'de de, de İngiltere'de olabilir. olabilir, Washington'da da olabilir. Yani buradaki e, niye İstanbul? E, rivayete göre e, Washington Konsolosluğu'na gittiğinde, Washington Konsolosluğu da ona İstanbul'u gösteriyor, İstanbul'a git diyor. Öyle bir şey basına intikal evet. etmemiş. Şimdi e, niye? Çünkü bir Avrupa devletinde böyle bir operasyon yaptığı zaman, e, Sude abi sana mahvederler. Hiçbir egemen, özgür, e, demokratik, e, bağımsız ülke başka bir ülkenin e, kendi ülkesinde adam kaldırmasını, operasyon yapmasına izin vermez. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinde böyle bir operasyona cesaret edmezler. Peki bunu ne bileyim işte İran'da yapabilirdi, Mozambik'te yapabilir, Tanzanya'da yapabilirdi, Mısır'da yapabilirdi. Yani niye Türkiye? İşte cevap burada yani. Türkiye'ye göndermeler nedeni bir muhaliften kurtulmak ama kurtulmuşken bir taşla birkaç kuş vurmak. Türkiye'nin itibarına yok etmek. Çünkü e, rejim muhalifleri biraz önce konunun başından bahsettik. İhvan gibi muhalifler bunlar e, Türkiye'ye gelip gidiyorlar. Türkiye'de ye çeşitli yetkililerle dirsek temas içerisindeler. İlişkilerimiz bir şekilde gidiyor, geliyor. E, bunların içerisinde çok zengin olanlar da var. Yani Türk ekonomisinde bir anlamda dışarıdan para Hocam, da pompalanıyor. Hocam Haberkan şey, Suudi Arabistan'ın büyük elçisi e bugün birkaç saat önce memleketine döndü. Evet. O ama çok... biz mi gönderdik kendilerini? Yok, çağırdı. kendi yani açıklama o. Kendi ha. gitmiş. Bilgilendirme maksadıyla bana... çağırmışlardır. Genelde böyle oluyor. Bilgilendirme şeyi işin kılıfı. Yani bana rengidir ama evet. evet. Ama yani bunu orada öldürdükleri netleşti kesin. Heyetler de orada inceleme yapıyorlar. Fakat burada sizin buyurduğunuz gibi yani bir taşla birkaç kuşun yanında bir de şu var. Türkiye ile Suudi. Nin... Suudi'nin ilişkileri daha da iyice evet. bozmak. Ona gelecek. Böyle değil? bir hedef de var. Evet. yani. Evet. Şimdi birincisi Hı. muhaliflere bir göz dahaydı. Yani siz Türkiye'ye giderseniz bile biz gelir siz buluruz. Yani böylelikle muhaliflerin Türkiye gelme yolunu evet. kesmiş yani oluyor. Yani orada da ve Bu siz. muhalifler biraz önce bahsettim. Hı. Ciddi ekonomik gücü olan muhalifler de var. yani Paralarını Türk bankalarına yerleştirip ve Türk ekonomisine katta bulunuyor. Yani şimdi seyirci deyip, ya bir muhalifleri ne destekliyoruz ama ülkemizin ekonomisinin şarkını çeviren arka planlarda şeylerden birisi de bunlar. Şimdi bu Türkiye'de operasyon yaparak bu muhaliflerin Amerika'ya, İngiltere'ye gitmelerini, paralarını bir anlamda Amerika'nın İngiltere bankalarına, Paris bankalarına yatırmalarını da yönlendirmiş oluyor. Yani bir de işin boyutu var. Bir diğeri de Türkiye ile Suudi Arabistan arasında girişler zaten e, limonleşmişti, limonileşmişti, gerginleşmişti. Katar olayı da zaten zirveye çıkmıştı. Türkiye e, resmini restini çekti, savaşı göze aldı yani operasyon olsaydı bize artık savaşacaktık. Yani hatta Katar emirinin yakın korumalarını bizim askerler sağladı rivayete göre iki sefer suyu kastan bizim askerler kurtardı. Çünkü kendi askerine de artık güvenemez hale gelmişti. Askerler satın almış olabilir. Yani ciddi anlamda biz olayın içerisindeyiz. Dolayısıyla zaten ilişkilerimiz imony Şimdi bu ilişkiler tamamen koparma senaryosu olabilir. Şimdi tamamen koparma düşüncesi Suudi Arabistan'ın kendisini yapacağı bir düşünce değildir. Bu Suudi Arabistan arkasındaki İsrail lobisi, e, Amerika'nın İngiltere lobisi şeklinde bir lobinin çalışması olabilir. Türkiye tamamen Orta Doğu'dan izole etme projesiyle. Çünkü ondan önce e, mesela Suudi Arabistan e, 100 milyon dolar civarında bir para desteğinde bulundu. Türkiye'nin e, terör kabul ettiğini e, himaye altına almaya başladı. Bu, e, bu devletler arasındaki bu işler normaldir. Yani senin terörist kabul ettiğini eğer ben ülkemde kabul ediyorsam, o da karşıt olarak benim terörist kabul ülkesine kabul eder. Adam ihvanı terörist kabul etmiştir ama biz terörist kabul etmeyip ülkemizi alıyorlar. Ondan o da bizim teröristlerimizi ülkesine alır. Yani bunlar devletler arası ilişkilerde bunlar olur. Yani bu bir işin şeydir, doğasıdır. Oraya çok takılıp kalmamak lazım. Asıl önemli olan arka plandaki büyük şeyi görmek lazım, büyük manzarayı görmek lazım. Büyük manzara, büyük devletler, İsrail ve diğerleri yani Suriye'den sonraki hamle operasyon noktası Türkiye. Türkiye'yi bir anlamda izole etmek, ki Suudi Arabistan en büyük ihracat yaptığımız mal satım ülkelerden birisidir. Türk işçilerinin, işverenlerinin, işletmelerinin orada ciddi iş aldığı ülkelerden birisidir. Yani Bunların hepsinin önünü kesmek, Hatta Birleşik Arap Emirliği en çok mal satımı ülkelerden birisi de Birleşik Arap Emirliği'dir. Yani bunların hepsinin bir anlamda önünü kesmek, Türkiye'yi farklı bir şekilde ekonomik anlamda kıskaca almaktır. Ve gerekirse ileriki planda Türkiye'yi de... Suudi Arabistan'ı karşı karşıya getirmektir. Çünkü e, Suudi Arabistan'ın geleneksel düşmanı İran'dır. Vahabilik düşüncesi 80'deki ki Vahabil'i e, zamanımız kalırsa anlatırız. Vahabilik ekseninde olan bir e, düşmanlık, geleneksel düşmanlık vardır. Şimdi Türkiye e, son ilişkilerle, Suriye ilişkileri İran'la e, ciddi anlamda ilişkilerini geliştirdi. Şimdi e, Türkiye'nin İran'la e, tekrar limoni olması talep ediliyor. Bu talep sadece Suudi Arabistan'ın talebi değildir. Bu talep aynı zamanda Amerika'nın da talebidir. Çünkü Amerika Türkiye'ye karşı operasyon, şey İran'a karşı operasyon yapmak istedi ve Türkiye'yi bu anlamda sıkıştırdı, bastırdı ama Türkiye bu operasyona girmedi. Bir ambargo olayını yapmak istedi. Türkiye kabul etmek kabul etmedi, girmedi. Çünkü Amerika'nın her yaptığı ambargonun faturasını biz ödüyoruz. Yani Irak ambargo yaptı, faturasını biz ödedik. Suriye operasyon yaptı, faturayı biz ödüyoruz. Yani sürekli bizim manemiz oluyor ve kimse bizim masraflarımızı, zararlarımızı karşılamıyor yani dolayısıyla biz başkasına silahşörlük yapıyoruz. Bedava şey yapıyoruz. ama Irak için söz verdikleri paranı hiç vermediler. Yani dünya... bizim bizim zararlarımızı bizim zararımızı Tabii. karşılamadı ama. Evet. Karşılamadılar biz, bizim yani. Onu, onu talikte yani, bulundular. Yani yapmadılar. Suriye operasyonu Suriye olayı bile şu anda evet. yani sadece mültecilerin maliyeti, masrafı bile dünya kadar bir masraf maliyet çıkarttı. O, onunla ondan bir haber zaten masanın bir kenarına bile koymadılar. Türkiye Afrin olayına girmeseydi eee o Suriye'si topraklarına gelmeseydi <laughs> masada bile yer vermeyecek. Tabii yani şimdi yani masada yer almanız için devletler arası ilişkilerde, demokrasi, insan hakları falan hep hepsi hikayedir. Güç, hepsi güç, güçle de... alakalıdır. Güç Gücünüz varsa masaya oturursunuz. Gücünüz kendim, yoksa evet, kapının dışında bile durdurulmazlar. Aynen dışında öyle. Doğru. Şimdi sen gücünü göstermek zorundasın. Yani silahlı gücün varsa bunu kullanmıyorsan yani ayı sana saldırıyor, senin belinde tabanca var, çekip kurtarmıyorsan ayı sana bir tokat vurur. Kafa bitti. kopar gider yani. Top. Şimdi silahlı güç e, siyaseti gerçekleştiren araçlardan birisidir. Devlet de gösterdi gücünü Suriye'de. Evet. Bugün Amerika Top. dünyada söz sahibi niye oluyor? Çünkü her yerde askeri var. Yani Amerika esten kanuni bir haberle, bir mektupla e, şey yasaklardı. Mesela dansı yasakladı Paris'te Şimdi Amerika bunu yapıyor, artık Amerika asker göndermesine gerek yok. Yani tweet'ten bir yazı yazıyor, olay bitiyor yani. Aa, doğru, tweet e, yani dünyayı tweet'i Bu yiyoruz. güçtür işte, ee, bu güce yani. herkes boynu eğiyor çünkü boynu eğmenin boynunu koparıyorlar. Aynen öyle. Ama Türkiye ufaktan ufaktan alan kapmaya çalışıyor. Yani bu alan kapması bir yere kadar ruhsat verildi, bir yerden sonrası tehlikeli görülmeye başlandı. Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştılar. Türkiye seçeneklerin argümanlarını çoğaltmak için işte İran'la, Rusya'yla, Çin'le bir şekilde diyaloglara girdi. Böylelikle seçenek kelpazesine gelişirdi. Bu isyandır. Sen NATO üyesisin ama gidip Rusya'dan silah alıyorsun. Yani bu Batı'ya karşı yapılan bir isyandır. Evet, sen hocam, Batı bloğu içerisindesin ama bloklu isyan ediyorsun. NATO üyesisin ama evet. senin bir numaralı düşmanın da NATO'da beraber olduğun ülkeler. Şimdi, senin aleyhine ama şimdi şimdi onlar mi? senin gibi bakmıyor. Onlar evet. köle istiyor. Kul istiyor. Sen yani, kul olmuyorsun. Ama yani bu, bu özgürlük biçim, mücadelesi. E, 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 ne biçim stratejik ortaklık? Ne biçim ittifak? E, yani Türkiye'nin aleyhine ne varsa hepsinin içinde seni eşit e, eşit NATO'daki müttefik kabul etmiyorlar. Çıkıyor. Seni eşit müttefik kabul etmiyorlar. Sıkıntı o, orada. Yani kabul etmeyelim i̇şte, bir, tek bu, bir şey tek bir Şimdi bu olay işte bu adamın burada Hı. kaçırılması olayı. Türkiye'yi bir e, cezalandırmak, Türkiye'yi Suudla karşı karşıya getirmek ve Türkiye'nin itibarını sıfırlamak. Şimdi Türkiye e, bağımsız bir ülke olarak buna e, cevap verecek. Aynı zamanda kendi muhaliflerine de Tabii. gözdağı verecek. Ama şimdi de. Türkiye e, bağımsız bir ülke olarak buna cevap vermek zorunda. Şimdi tabii önce şu an soğukkanlılığını koruyorlar. Ee, şey yapılıyor, işte araştırma yapılıyor. Ee, direkt e, yani şimdi belgeli konuşman gerekiyor. Yani zanlı olmaz. Direkt Suudi Arabistan hükümetinin bir e, müdahili var mı yok mu? Bunu şimdi yapacak. Belgeler ortaya çıktığı zaman eğer müdahili varsa Türkiye bunun karşılığında Suudi Arabistan'a yaptırım uygulayacak. Ha bu yaptırım her halükarda bizim için yine dezavantaj olacak. Çünkü e, ciddi anlamda mal sattığımız, mal aldığımız bir ülke. İlişkilerimizi e, iyice çıkmaza sokacak. Yani bu senaryoyu kuranlar bir kere Suudi Arabistan değil. Yani Suudi Arabistanlar bu kadar stratejik düşünemez. Yani bu e, bir İngiliz aklıdır. İngiliz stratejisidir. Yani dünyada bu tür uzun e, hamleler yapabilecek tek e, zeka İngiliz zekasıdır. Yahudi de değil. Yani Yahudi e, biz e, gereğinden fazla abartıyoruz. Asıl e, üzerine durulması gereken ülke İngiltere'dir. İngiltere e, hem dünyanın, kraliçe dünyanın patronudur. Ve e, şu anda bir fiil 26 ülkenin e, devlet reisidir ve onları atayan, vali statüsünü alırken devlettir. Yani bunların çoğu insanlar bilmez. Ya İngiltere'de monarşi var da sembolik denir. İngiltere'deki monarşi İngiltere'deki iç iş işlere karışmaz ki. Onlar ufakta ve belediye işleri yani onu başbakan halleder. Asıl stratejik şeyiyle dünyayı yönetir. Ee, şimdi bu hamle e, Türkiye neler yapabilir? E, bir kere e, elçisini gönderebilir, Elçi, elçimizi geri alabiliriz, ilişkileri minimum seviyeye düşürürüz. E, bu e, Suudi Arabistan bunu yaptığımız zaman Körfez ülkeleri hepsini karşımıza almış olacağız. Türkiye'nin alanını daraltılmış olacak. Türkiye bir anlamda karşı tarafa daha net, yani karşı taraf dediğimiz İran ekseni, Rus ekseni daha net bir yerleşmeye başlayacak ya da Türkiye itaat edecek. Ama Türkiye itaat ettiği zaman Türkiye bir tane Yani bağımsız devlet olmaktan çıkar. Suudi Arabistan gibi olmuş olur. Şimdi Suudi Arabistan bir şey Amerika'da yet başkan'a geldi, hepsini izah nizaydızdı, fırçayı bastı, o duruma düşmüş olacağız ki bu böyle olacağımıza yok olalım daha iyi, yani izzetimizle yaşamak ya var zilletle yani yaşamanın bir anlamı bir yok, değil. zillet izzetle bir kere mücadele edersin ama zilletle o zaman olmasın. bir bağımsız devletten söz etmek mümkün evet. değil zaten. şimdi bugün bir arkadaş bana, e, Arap ülkesinde olan bir arkadaş bana bir haber verdi. E, Arap medyasında, Ürdün medyasında çıkan bir haberden bahsetti. E, Suudi Arabistan'daki e, Cemal e, Kaşıkçı'nın hanımı ve oğlu e, Rus elçiliğine sınırını söyledi. E, bu önemli bir gelişme. E, Rus elçisi ve, e, Suudi Arabistan makamları talep etmesine rağmen e, bunu kabul etmiyorlar. Hatta o zaman onların da orada can güvenliği. Evet, askerler askerler gelince elçilikteki askerler de silahlarını doğrultuyor ve Putin özel uçak gönderiyor bunları almak için. Özel uçağıyla bunları Rusya'ya alacak. Şimdi bu önemli bir hamle. Bu kaşıkçı olayı bu sefer Amerika ya da görüntüde Rus Suudi Arabistan'la ee, Rusya arasındaki bir kapışmaya dönüşecek. Bu Azkaka Plan'daki şeyler açığa çıkaracak. Amerika, İngiltere açığa çıkaracak. Yani olay şeye dönüşmüş olacak. Bir Ulusal Asya krize, yavaş krize yavaş dönüşmüş yavaş. olacak. Biliyorsunuz Bir Dünya Savaşı'nı koparan <laughs> neydi? Ee, Avusturya Macaristan İmparatorluğu Veliaht'ın bir Sırpı tarafına öldürülmesi. O zaman için çok sıradan bir olaydı. Yani bir Veliaht öldürüldü ama bu bir Dünya Savaşı'na dönüşür müydü? E, kimse tahmin etmedi. Dönüştü. Şimdi bu da e, Kaşıkçı şey oldu ve e, Orta Doğu'daki Asıl ark olayların arkasındaki beyinler sahneye çıkmak zorunda kalacaklar. İşte bu işin perde çıkacak. arkası açılacak yani. Ya da bu, açığa evet, çıkacaklar. Şimdi bu açıdan önemli bir hamle. Demek ki o insanlar da orada artık hayatlarını tehlikeli gördüler. Yani mecbur sığınlar. Amerika sığınamazlar da çünkü Amerika zaten olayın e, işini yapanlar. E, İngiltere de zaten işin içerisinde. Dolayısıyla e, şimdi Amerika ve İngiltere'ye kafa tutabilecek tek devlet Rusya veya Çin. Çin'in böyle bir politikası yok, yani çok dahil olmuyor olaylara. Dolayısıyla Rusya'ya sığınmak zorunda kaldılar. Türk konsolosluğunun bunları koruyabilecek gücü yok. Bunların karşısında hepsini karşısına alabilecek gücü yok. Mecburen Rusya'ya sığınmak zorunda kaldılar. Bu da iyi bir hamle oldu. Olay Rusya'yı da işin içerisinde dahil etme anlamında güzel bir hamle oldu aslında. Yani bu haber de yeni bir e, zannedersem evet, yani bizim e, Türk ben Türk medyasında görmedim. Bursal Arap medyasında böyle bir şey duymadım evet, ben. Arap medyasında e, falan da gazete ama, de, evet. Gazete Küpür de geldi Arapça yazılmış Gazete Küpür de geldi. Şimdi Sayın Hocam tabii bu Kaşıkçı hadisesi çok önemli. Yani yurt içi ve yurt dışı e, bütün medyada yer aldı. Hala da almaya devam ediyor. Yani bugün yoğun bir şekilde e, Arabistan Büyükelçiliği önünde e, şeyler yapılıyor canlı yayınlar yapılıyor. Evet. E, Arabistan'dan gelen bir heyetle e, bizim emniyet mensubu bir heyet müşterek şu anda orada bir incelemeler yapıyorlar. Onun neticesi beklenecek. Bir de dediğiniz gibi belki de bu işin perde arkasındaki ağa babaları kimse de onlar da su yüzüne çıkacak. Tabii yani Suudi Arabistan e, zavallı bir ülke. Yani böyle kukla yani bunların kendi başına böyle o parası yapacak güçleri Ama yok. Ama şöyle bir şey de var. Yani ben e, Suudi Arabistan'ın geleneğinde de böyle entrikaları görüyorum ya. Yani. Şimdi o tarihi olmanın evet. yani yani şu Suudi Arabistan'ın Osmanlı'dan ayrılışı veya işte o tarihi bir şeyini de bir kısaca bir kısaca bir, bir anlatım çünkü şey zamanımız... yani e, Şimdi Suudi Arabistan dediğimiz e, yani aslında e, bir ailenin adı, Suud ailesidir. Evet. Arabistan Yarımadası'na kurulan, Suud ailesi tarafından kurulan devlet demektir aslında. Yani evet. bir aşiret yani bu değil mi orada? Bir, o, o ee, şekilde mi değerlendirelim? Aşiret küçüktür, kabile diyelim. Kabile daha yani, büyük evet. çünkü evet. aşiret kabilenin altındaki bir koldu. Bir kabile olarak İbn Suud ailesi, İbn Suud kabilesi. Şimdi eski tarih yani çok eski dönemlerinde bu aileden çok bahsedilmez. Yani bu ailenin tarihi 1400'lü yıllara kadar uzanır. Öncesi çok bilinmez. Öncesi niye bilinmez? Daha büyük kabilelerin altında alt kol olarak, yüzü bir kol olarak vardı. Bu aileyi büyüten ilk olay, tarih sahnesine karşısında çıkartan önemli olaylardan birisi, Muhammed İbni Suud zamanında 1744 yılında Suud ailesiyle Vahabilik mezhebinin kurucusu Muhammed Bin Abdülhab arasında bir sözleşme yapıldı. Muhammed Bin Abdülhap bugün Selefi hareket dediğimiz, Vahabi hareket dediğimiz Vahabilik hareketinin kurucusudur. 1744, 1744, 1744 yılında. Daha Osmanlı'ya bağlı Tabii mi? Basra'da, Irak'ta Hı. yaşıyor. Ama ee, yani Osmanlı sınırları içinde. Tabii Osmanlı da. sınırları içerisinde. <laughs> Şimdi e, Muhammed bin Abdülvahab'ın babası Abdülvahab bir Osmanlı kadısıdır. Kadıdır. Ve baba e, yani Abdülvahab e, gerçekten sünni bir kadıdır. Osmanlı devletine bağlı bir kadıdır. Yani biz Vahabi diyoruz ama aslında Vahabi e, olan, e, yani Vahabi babanın adıdır. Asıl vahhabi mezhebini kuran Muhammed'dir. Ters bir şey oluşmuş. yani. Ya, babasının adı mı Vahab? Tabi Muhammed bin Abdülhab demek yani Abdülhab'ın oğlu Muhammed demektir. Yani babasından dolayı bir, bir mezhep oluşmuş gibi yani değil mi? Bir babasının adını Vahabilik mezhebine vermişiz. Ama aslında babası sünnidir ve bir kadıdır. Yani Hatta oğlunun bu düşüncelerine karşı çıkmıştır. Ciddi anlamda. Hı. Onun kardeşi mesela Muhammed bin Abdülhab'ın kardeşi kendi kardeşinin düşüncelerini reddiye yazmıştır. Yani aile içerisinde böyle bir durum var ama e, babası Abdullah e, ismi daha popüler demek gelmiş. Çünkü Abdullah tanınan bir kadıydı, bilinen bir kadıydı. E, dolayısıyla baba e, ismi yani kimin bu kimin çocuğu? Abdullah çocuğu. Abdullah kim? İşte e, Osmanlı Devleti'nin kadısı. Kadın yani o dönemde kadı olmak çok büyük bir makam. Yani bu Tabii. günkü kadı, bugünkü ağır ceza reisi işte yani. Bu daha, karşı... e, bugünkü hakim savcıdan daha yetkili. Yani bölgeden üst düzey 2-3 makam vardır. Ordu komutanıdır, validir, kadıdır üç tane şey var yani. Üst düzey yönetici var yani. Doğru, evet, evet. Dolayısıyla yani kadının fonksiyonu çok önemli. Ee, Abdullah Hapla 1744 yılında anlaştılar. Ne anlaştılar? Anlaşma şu. E, Suud ailesi Abdullah düşüncelerine düşüncelerini kendi bölgesine yayacak. Bunun karşılığında Abdullah da Suud ailesini destekleyecek. Ve bunun arkasında e, ilişkileri geliştirmek için e, kızını da Muhammed bin Suud'a verdi. Böyle de iki aile evlenmiş oldu. Bu önemli bir tarih ve önemli bir olay. Çünkü Suudi Arabistan veya Suud Devleti'nin vahabilikten ayrı düşünemeyiz. Suud Arabistan'ı büyüten, geliştiren aynı zamanda dini ideolojik arka plandır. Yani o dönemdeki insanları halifeye karşı kışkırtmak kolay değil. Yani sadece bir aşiretin lideri olarak siz kışkırtamazsınız. Tamam kendi işlerinde kabirler savaşıyor, bölgeleri alıyorlar, malıyorlar bunlar. iç mücadele olarak kimseye dokunmuyor ama halifeye karşı isyan olayı devreye girdiği zaman bunun dini arka planını iyi donatmalara gerekiyor. İyi donatmadığı zaman sıradan kişi el kalırmıyor. Halifeye itaat çünkü önemli bir sünni doktrindir. Onun için önce bunu yozlaştırırlar. Tabi Basra'da bu Abdul düşüncesi ortaya çıkıyor. Neden Basra çıkıyor? Çünkü bu dönemde İngiltere Hindistan'a sarkmaya başlamış. Ve Basra Körfez'de ticaret gemilerine gidip geldi bölge. İngiliz casusları tüccar kılığında bölgeye yavaş yavaş nüfuz ediyorlar. Bölgenin eşrafları, ileri gelenlerine sarkıyorlar. Bölgenin ileri gelenlerini etkileyemiyorlarsa oğullarını, kızlarını bir şekilde etkiliyorlar. Hani yaptığı gibi. Yani adam mesela son derece karşıdır, dürüsttür. Bir bakıyorsun bir şekilde kızı gitmişti, bir oğlanla evlenmişti, oğlu bir kızla evlenmişti. Onlar da onların adamları ama aslında özetle seçilmiş bir yandan da aileye girmeye çalışan özel şahıslar. Bunu casuslar her zaman yapar, devletler her zaman yapar. Osmanlı padişahlarına da kızlar verildi. Suud ailelerine, Suud ailelerinin, Körfez'deki kralların çoğunun hanımları İngiliz'dir. İngilizlerin İskoç ekolüne mensuptur mesela. Adamlar yani her şeyin yanına bir casus koymuşlar kadın diye, eş diye yanına koymuşlar. Yani şu anda da öyle. Vallahi Tabii yani dolayısıyla şu anki kralet ailelerimi çoğu İngiliz hanıyla melaazleşmiştir yani. Yani sadece soğuk değil. Bir ürdüm e, bakalım bir diğer köfez ülkelerine bakalım hepsi yani hala arkaları bırakılmamış yani. E, yani onların yetişme tarzları falan uzun hikaye ama e, böyle bir şey e, cümle olarak anlatmış olalım. Şimdi e, bu aile 1744 yılında bunlarla birleşti ve daha sonra Muhammed bin Suud kendi kabilesi ve bedevler arasında Vahabilik düşüncesini yaymaya başladı. Şimdi Vahabilik düşüncesi klasik Sünni düşüncesinden ayrılan noktalar vardır, temel noktalar vardır. Bunların başında Vahabilik düşüncesi Selef harekete dönme ekseni üzerine ortaya çıkar. Ne demek bu? Yani İslam'ın ilk dönemlerindeki anlayışa dönelim. Bu görüntüde çok masum ve güzeldir ama içinde şeydir, bir isyancı damar barındırır, red barındırır ve bu da hem Osmanlı'yı yıkmaya dönük bir hareket olarak ortaya çıkar hem de sünni düşüncesini yani İslam'ın ortodoks düşüncesini, sünni akidesini yok etmeye dönüktür ki İslam dünyasını birleştiren Anamaya sünni doktorundur. Yani Şia var ama Müslümanların %80'i sünni ekolüne mensuptur. Bunu sarstığınız zaman İslam dünyası parçalanır, bölünür. Asıl noktaya başlıyoruz. Bunların işte tevhid ilkesi vardır. Üç ana ekol vardır. Bunun dışında bir daha turafe diye kavramları vardır. Mezar yıkıcılar olarak tarihe geçmişlerdir. Bu işte mesela Medine yalıtlarında, Mekke yalıtlarında bütün sahabe mezarlarını dümdüz etmişlerdir. Şimdi mesela Mekke Medine'ye gidenler hiçbir sahabe mezarını bilmez. Kim Suud bilmez. ailesi yapıyor değil mi bunu? İşte İbn-i ailesi ama bu arka plandaki doktrin vahavilik düşüncesidir. Hocam buradaki beklentileri ne? Yani o sahabilerin mezarlarını bana yok etmek. Saf ins şimdi insanlara saf İslam anlayışını anlatıyoruz. Biz İslam anlayışında e, bu tür mezar yok, mezar ziyareti yok. Bu müşriktir, bu şirktir anlamında bir saf ha, onu düşünce, mu anlatmaya çalışıyor? Tabii o, odur. E, bu e, tabi e, cahil bedevileri etkilen bir düşüncedir. Sonuçta bunların Ama Ama tabibileri... ben o, bu, bu dönemde de yaşadım. Ben e, şeyde Medine'de Tab tab Resulullah yani Efendimiz'in ideoloji yani. Şu anki ideoloji de o. Mezarına dua ederken biz askerler kovdu oradan yani. İşte şu anki ideoloji Vahabilik ideolojisi. Suudi evet. Arabistan'ın ideolojisi Vahabilikler. Yani devam, vah... ediyor. Tabii, şey, vahabilik devam ediyor aynı şey ediyor. Vahabilik ideolojisi ben az önce değindim de herhalde kaçırdınız. Yani İngilizlerin bölgeye sarkma sürecinde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Vahabilik düşüncesinin bazı rivayetlere göre İngiliz talkiniyle. telkiniyle İngilizlerin ajanlarının bu aileyle irtibata geçerek yani Abdullah Muhammed bin Abdullah ile irtibata geçerek terkin ettikleri bir e, düşünce. Osmanlı'yı yavaş yavaş içeriden sarsma. Bunun içerisinde Vahabilik doktrinin içerisinde mesela Osmanlı halifelerinin hilafetin tartışma da vardır. Mesela Osmanlı halifelerinin hilafetin meşruiyetini e, sorgulama süreci de yaşandı ki bu birinci yaz yaklaştığımız dönemde bu iyice dinlenilmeye başlanacaktır niye e, Çünkü geleneksel klasik sünni ideolojisinde halifenin Kureyş'ten olma ilkesi vardır. Ama Osmanlı padişahları Kureyş kökenli değil. Gibi. Yani böyle dini altyapılar da var. Yani bir imparatorluk yıkıyorsun ama bu imparatorluk sadece askerle orduyla yıkılmadı. Sadece Araplara para altın vererek yıkılmadı. Dini altyapı yani e, <laughs> yıkıldı. Hocam bizim peki Kureyş kabilesinden olması bizim Mesela bizim bildiğimiz dört halifenin dördü de Kureş kabilesinden mi? Tabii hep Kureş kabilesi. Sanki değil gibi. Kureş kabilesi hepsi Kureş kabilesi. Kureş kabilesi. Üst kabiledir. Onun altında kollar vardır. Mesela Peygamberimiz Haşimoğulları mensuptur. O evet. da üst e, kolunda Kureyş'e ulaşır. E, Emeviler, yani Emeviler e, Emevi ve... ailesine mensuptur. Onlar Ümeyye oğullarıdır. Evet. İki baba sonrası Peygamberimizle e, birleşir. Ha, yani Abdurla tamamı birleşir. Kureyş'tir. Tabi, Abbasiler Abbas'lar, e, Abbas oğullarıdır. Abbas oğulları Peygamberimizin amca e, çocuklarıdır. Dolayısıyla e, Abbas'la birleşmiş olurlar. Yani... E, Hz. Abbas Peygamberimizin amcası. Yani üst çatı Kureyş'tir. Tabii. Evet. Kureyş. Tabi. Evet. Kureyş'in kolları var. Fihir kolu var. Ee, işte Hz. Ömer'in e, mensup Ömer e, olduğu işte Tay kolu var. Çeşitli kolları var. Yani bunlar hepsi Kureyş'tir yani. Hmm. E, şimdi mesela Irak'ta e, ki yönet şey, Irak diyorum. Üründeki yönetim Haşimoğullardır. Fas'taki yönetim Haşimilerdir. Yani Fas yönetimi de halen e, o şeye dayanır. Yani dolayısıyla o söyle biraz da zemin buluyor. Yani zemin buluyor tabii evet. yani bunlar çok düşünülmüş, iyi analiz edilmiş, edilmiş canlama noktaları test edilmiş şeylerdir. Yani böyle bir stratejik beyinle oturmuş, planlanmış çalışmaları gelişigüzel güzel olmamıştır. Şimdi olayın tarihsel sürecine baktığımız zaman Muhammed bin Abdullah bu düşünceyi hayata geçirmeye çalıştı ve bu vahabilik düşüncesini bedevler arasında yaymaya başladı. Bedevler yeni akideye göre, yeni şeye göre oluşturuldu. Muhammed bin ee, Muhammed bin Suud yani e, daha sonra vefat edince e, yerine oğulları e, başa geçtiler ve e, Mekke'yi ele geçirdiler. 1800'lü yıllarda Mekke'yi, Medine'yi ele geçirdiler ve buradaki mezarları falan tahrip ettiler. E, ciddi zarar verdiler. Daha sonraki süreçte... E, Kerbela'ya gittiler. Kerbela'da Kerbela törenlerini bastılar. E orada 2000 civarında Şii katlediler. Bu yüzden Osmanlı Devleti bölgede asayişi bozucu. Osmanlı Devleti olay bir asayiş vakası olarak bakıyor. Onu da söyleyeyim. Bir insan olarak görmüyor. Bir asayiş vakası. Bölgedeki bu asayişi bozucu bu duruma karşı müdahale etme durumunda kaldı. Ama Osmanlı Devleti bu süreçte e, çok zor durumdaydı. E, çünkü Kavala Mehmet Ali Paşa e, süreci vardı ama Kavala Mehmet Ali Paşa daha o dönem isyan etmemişti. Mehmet Ali Paşa'dan e, şey istendi. Ee, bunlara karşı mücadele edilmesi istendi. Osmanlı Kavala Mehmet Ali Paşa ordusunu gönderdi. Kendi ordu komutasında ordu gönderdi. Bunları yakaladı, yendi. Mekke Medine ye tekrar e, itaat sağladı. Bunların liderlerinden Abdullah İbni Suud'u e, ve onun evlatları tutukladı. İstanbul'a gönderdi. İstanbul'da 2. Mahmut Olman Padişahtır. 2. Mahmut bunları yargıladı. İşte e, oradaki Şiileri, e, Masuman'ı öldürdüler, e, insanları öldürdüler, kestiler, yağmalatları, mukaddes bölgelerin e, mukaddes, kutsiyetinden zarar verdiler ki o dönem haç yapılmadı mesela onların yüzünden. Öyle bir, öyle bir e, terör esirdiler. Bunun üzerine bunlar suçlara sabit görüldü ve idam edildi e, Abdullah. E, kellesi Topkapı Sarayı'nda e, sergilendi. Önce... İstanbul sokaklarında dolaştırıldı ve daha sonra idam edildi. Yani Suud ailesinin dedelerinden birini Osmanlı padişahları idam etmiş oldu. Yani bizim bazen insanlarımız Suud Arabistan'a gider işte Suud da işte Osmanlıları sevmiyor falan filan diye söyler. Yani sevmemeler doğaldır. Çünkü Aramıza kan, kan, davası girmiş. Kan <laughs> girmiş. Tabii dedelerini <laughs> kan davası <laughs> <öldürmüşüz. gülüyor> Tabii bu Suud muhalifleri için güzel bir şey. Suud muhalifleri yani gücünü var yani kalan kesin evet, evet. diyorlar ama orada evet. gücümüz <laughs> yok. Böyle bir tarihsel süreç e, zemin e, oluştu. Daha sonra e, bu e, olaylar e, tekrar büyüyor. Yani bu aile tam liderlerini kesti ama bu aile büyük. Yani baş, o gider başkası başa geçiyor. E, bu dönemde e, i̇bn Reşit kabilesi var. Bir de i̇bn Suud kabilesi arasında mücadele oluşuyor. i̇bn Reşit kabilesi Osmanlı yanlısı bir e, kabile. Ee, ve bu kabile e, bunlara karşı e, Osmanlı Devleti'ne desteğini alarak bunları itaat altına almaya çalışıyor. Hatta ta Kuveyt emiri, Kuveyt'in dedelerinden e, bulunduğu bölgeye kadar geliyorlar. E, ama e, Suud e, ailesi e, taraftar ve nüfuz alanlarını genişletiyor. Özellikle Vahabilit eksendeki düşünce epey taraftar bulmalarını da sağlıyor. İbn Reşit ailesi bunlara karşı kabilesi bunlara karşı başarısız olunca Sultan II. Abdülhamit e, onlara top gönderiyor bunlara karşı savaşabilsin diye ve e, Akabe Körfezi'ndeki gümrükten gümrüksüz e, gümrük maliyeti ödemeden istediği silah satın alabilme izni veriyor. Ama buna rağmen İbnü'l-Reşit ailesi yaklaşık 100 yıl bunlarla mücadele, kim mücadele süreci 100 yıl sürüyor. E, ve sonuçta e, İbnü e, Suud ailesi bunlara karşı e, başarılı oluyor. Tabii bu başarı süreci e, devam ediyor. Mesela bir dönemde Başar ilk dönemde başarısız soruyor. Ee, kaçıyor bugünkü Kuveyt e, kabilesine sığınıyor. Onların misafir oluyor ve Kuveyt kabilesinden siyaseti öğreniyor. Neydi? İngiltere'yi keşfediyor. Çünkü bu dönemde Basra Körfezi'ne İngilizler gelip gidiyor ve Kuveyt e, emirleri bunlarla ilişki içerisinde. Bunun üzerine e, i̇bn Suud, i̇bn Reşit'e karşı Kuveytlere, şey, İngiltere'den destek alınabileceğini anlıyor ve İngiltere ile yazışmaya başlıyor. İngiltere de bunları el altından destekliyor Osmanlı'ya karşı. Bir tarafta Osmanlı desteklediği i̇bn Reşit, bir tarafta da İngilizlerin el altından finanse ettiği, lojist destek verdiği İbn-i Suud ailesi kapışması oluyor. İşte ikinci Abdülhamit bunlara karşı işte top gönderiyor, yine olamıyor. Bölgedeki bazı şeyleri gönderiyor, komutanları gönderiyor ama bölgedeki giden askerlerimiz gönderdikleri askerler çöl iklimine uygun değil. Ee, dolayısıyla askerlerimiz çölde susuzluktan e, çoğu ölüyor. Çünkü yedikleri kıyafetlerde e, de ya. kışlık kıyafetle gönderiyoruz. Sarıkamış'ta yazlık kıyafetle gönderdik. Şöyle Arabistan'a kışlık kıyafetle gönderiyoruz ve bu da askerlerimizin telef olmasına neden oluyor. E, dolayısıyla süreçler şans e, bir şekilde yardım ediyor. Ee, ve Bir Dünya Savaşı sürecine kadar böyle e, kapışmalar, bölgede asayiş bozukluğu şeyine devam ediyor. Ama o hala olay bir e, asayiş şey olarak yapılıyor. İkinci Abdülhamit e, İbn-i Suud ailesinin tamamen İngiltere'nin şeyine girmemesi için bunları bir bölgede muhtariyet veriyor. Yani bu e, özetle Necit bölgesinde e, bunların e, varlıklarını resmileştiriyor. Bunlara e, ihlatlar veriyor. Tamam diyor burası sizin buranın emirisiniz e, diyor. Böylelikle bunların gidip de İngiliz'in kucağına oturmasını engellemeye çalışıyor. Ki bir süreçte biraz duruluyor bu heveslerini biraz alıyorlar ama bunlar e, bir dünya savaşı sürecine girdiğimizde devlet tabi zayıflıyor. Artık kontrol edemiyor. Bölgedeki askerlerin bir kısmını cephelere kaydırıyoruz. İngilizler daha yakın ilişki içerisine giriyor. İngilizler i̇bn Suud ailesini el altından destekliyor ama İngilizler e, bu dönemde e, oynadıkları şahıs e, Şerif Hüseyin. İbn-i Suud'u her ne kadar destekleseler de asıl e, onların adamı Şerif Hüseyin. Şerif Hüseyin Suud ailesiyle değil. Bir bağla. Şerif değil Hüseyin mi? Suud ailesinden değil. E, şerif Hüseyin e, adı Şerif Şerif demek yani peygamber soyundan gelmek demektir. Hz. Hasan'ın nesline gelenlere şerif e, deniliyor. Hz. Hüseyin'in nesline gelenlere seyit deniliyor. E, genellikle Mekke Medine yönetimi e, bu şeriflere ya da seyitlere verilir. E, Osmanlı Devleti orayı aldığından beri o yönetim yani emirlik o aileden birine nebredir. Hazreti Hasan sülalesinden soyundan gelenlere şerif, şerif Hazreti Hüseyin soyundan seyit. gelenlere seyit diyor. Seyit denir. Hazreti Hüseyin soyunda zaten bir sadece şey kalmışlar. Yani. Zeynel Abidin. zamanla Abdil gelişiyor, çoğalıyor. Yani Hasan Hazreti Hasan soyundan çok kişi var. Daha çok ama yani <laughs> Abidin bir kişi de olsa zamanla o nesep büyüyor, çoğalıyor. Şimdi <laughs> Şerif Hüseyin üzerine İngilizler oynuyor. Şerif Hüseyin normalde tehlikeli bir adam olduğunu Sultan II. Abdülhamit farkındaydı. Ve Şerif Hüseyin bölgede sıkıntı çıkartmasın diye onu İstanbul'a aldı. Tabi İstanbul'a alırken sürgün olarak değil, görev verdi. Mecliste kendisine üst düzey görev verdi. Ama asıl amaç onu böyle gözün önünde tutmaktı. Oğullarını falan... Yani e, nötrleştireyim falan. Evet. evet. Oğullarını falan Osmanlı Devleti'nde eğitim gördüler. Oğullarına üst düzey görevler verildi. İkinci Abdülhamit iktidardayken Şerif Hüseyin bu anlamda bir sıkıntı yaratmadı. Fakat Şerif Hüseyin ikinci Abdülhamit tahttan indirildiği zaman İttifak ve teraki bu adam burada lüzumsuz boş boş oturup maaş alıyor mantığıyla hadi git memleketine git dediler ki adamın istediği zaten buydu. Yani iddia terakki o adamın orada bulunmasının mantalitesini anlamalılar. ki zaten anlamalarını beklemiyorum ki çünkü e, toy gençlerden oluşuyor. Ama hocam Abdülhamit gerçekten anlamamışlar yani o dönemde bir de bu Ortodokslarla şimdi anlamamamız demle... doğaldır. Yani, yani şimdi adam e, elindeki e, materyal ve bilgilerle senin benim elimdeki materyaller, bilgiler aynı değil. Adam e, bütünü görüyor, biz parçaya görüyoruz. Yani adam hamle yapıyor, üç hamle sonrasını tahmin ederek hamle yapıyor. Yani biz önümüze gelmeden anlamıyoruz, ben yani bugün de öyle. Yani alan olarak bizler ancak e, elimizdeki materyallerle ve bilgilerle anlıyoruz. Şimdi e, sonuçta teknoloji gelişti, kitaplar, kitaplarla, tarih okumalarla bazı şeyleri hamleleri önceden biz de tahmin edebiliyoruz. Ama e, sonuçta biz e, bize haber akışımız zayıf. Son haberler gelmez. Yani biz bugün de böyleyiz. Yok yani tarihi bir hata daha var. O Hristiyanların kendi arasındaki mezhep çatışmaları var ya. Evet, o Balkanlarda. O, o da o yine Abdülhamit'ten sonra bunları barıştırıp sür yaptı ama evet. e, orayı daha e, biz tekrar konumuza döndüğümüz <laughs> zaman Şerif evet. Hüseyin e, iddia telakki iktidara geldikten sonra Mekke'ye e, gönderildi. Şerif olarak tekrar gönderildi. Ve Şerif Hüseyin e, bu dönemde e, İngilizlerle e, temas haline geçti. İngilizler Şerif Hüseyin'i e, desteklediler. E, ciddi paralar verdiler ki Şimdi para vermek demek şu, insanlar sanki o parayı zimmetine geçirmiş gibi algılıyor. Halbuki para alırsan o parayla siz taraftarlarınızı beslersiniz, silah ve cephane tedariki yaparsınız, örgütlersiniz. Yani parasız olmaz. Yani o para alındı hemen cebime alayım ben yine Paris'te rahat bir hayat yaşayayım öyle bir şey yok. Çöldesiniz. O parayla yapacağınız silah almak, insanlara maaş vermek ve organize olmak. Taraftar toplamak. Taraftar yani toplamak. Paranız varsa... Gücünüz vardır. Paranız yoksa taraftarınız da yoktur. Dur Sayın Hocam şimdi tabi çok zamanımız da kalmadı. Bizim böyle bir 3-5 dakikamız kaldı. Ee, <laughs> Şerif Hüseyin'in o döneminde bir de e, Medine'de bir Bizim Fahrettin Paşa'dan bahsediyoruz. Fahrettin Bizim, Paşa yani. var. Yani şimdi, oradaki bir şey de şöyle bir kısa şey yaparsak. Şimdi Fahrettin Paşa tabii ki bir sonraki hamle. Yani Şerif evet. Hüseyin İngilizlerle bu teması sağladıktan sonra tabii İngilizler Şerif Hüseyin'i esas olan olarak kullanıyorlar ama arka planı değil, bir Suud'da tamamen terk etmiyorlar. Yani onları da dar bölgede, Necid bölgesinde falan tutuyorlar. Hı hı. Şerif Hüseyin bir anlamda Hicaz ayaklanması basıldı. Şimdi biz şunu şu yanılgıya düşmeyelim. Yani bizim tarihçemiz bu yanılgıya düşüyor. Hicaz ayaklanması bir Arap isyanı, bir Arap ayaklanması olarak genellikle bize anlatılır. Bu yanlış. Bu şu yönden yanlış, ondan kendi ayağımıza sıkmış oluyoruz. Yani bütün Araplar bize isyan etti, biz 400 yıl boyunca sanki hepsine zulmettik, adamlar illallah ettiler. Bu mantık getirir, bunu kesinlikle kabul etmemek lazım. Çünkü gerçekten de isyan dar bir çerçevede, yani Hicaz bölgesinde Şerif Hüseyin ve çevresi ve daha sonra da İbn-i Suud'un yönlendirdiği bir hareket olarak düşünmek lazım. Yani isyan dalgası bütün bir Arap minicid davasına dönüşmedi sonraki dönemlerde devletler kuruluşu oldu falan ama zaten Osmanlı yenildiği için haliyle mecburen ortaya çıkan durumlar yani artık o insanlar kendi başlarına çaresine baktılar. Şerif Hüseyin bağımsızlık şeylerle makmahlarla görüşüyor şeylerin Mısır valisi İngiltere'nin mektup mektuplaşmalarında kendisine büyük bir Arap krallığı vaadinde bulunuyor ve isyan ediyor Osmanlı'ya karşı. Bu isyan ee, i̇syanı görmemek iddia telakinin beceriksizliğidir. Yani insanlar isyan edebilir, satın da alınabilir yani devlet bunu bilecek. Ee, zaaf noktalarını bilecek. Biz olay bittikten sonra farkına vardık. Halbuki daha önceden farkına varsaydık, isyan büyümeden Şerif Hüseyin'i tutuklasaydık, olmadı feda göndersek, olmadı Mekke, Medine, e, Fahrettin Paşa'ya diyecektik ki bunların hepsini tutukla getir. Öldürebildiğini öldür, öldüremediğini getir deseydik. İsyan başlamadan bitebilirdi. Biz bunu görmedik. İsyan başladı, herkes organizasyon yaptı. Ondan sonra e, Büyüdü, devasa düğüdü, Ama bizim artık buna karşı mücadele gücümüz kalmadı. Çünkü İngilizler bu taraftan kanala geçmiş e, ve Filistin topraklarına doğru geliyor. E, biz e, İngilizlerle bir taraftan savaşıyoruz. Arkadan e, Şerif Hüseyin adamları e, ve onun çocukları bir taraftan arkadan bizi dolanıp vuruyorlar, kırıyorlar. Biz iki ateş arasında kaldık. Yani süreci e, o, işine geçtikten sonra farkına vardık. Bu bizim beceriksizliğimiz. Yani sen buraya 400 yıl yönetmişsin ama buradaki insanların ruhunu hala çözümleyememişsin. Şimdi e, biz bugün Arap topraklarını e, bu isyandan dolayı terk ettik, Suriye topraklarını bundan dolayı terk ettik ama bu da bizim dediğimiz var. Ayrı bir konuda anlattı Nablus e, yenilgisi falan e, ki biz Nablus yenilgisine e, bir 10 gün bağlı direne Suriye bugün bizim elimizdeydi. 10 gün direne yani katlanmayı boş 10 gün İngilizler orada Nablus'ta tutmuş olsaydık, Nablus Filistin'de olan bir bölge. 10 gün İngilizler orada tutmuş olsaydık, bugün Suriye bizim elimizdeydi. Nasıl bizim elimizdeydi? Çünkü Nablus yerine 22 Ekim 1918'de oldu. 29 Ekim 1918'de de Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladık. Yani 10 gün sonra Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalıyoruz. Ateşkes demek şu demektir. Her bütün askerler o anda durur. Bizim askerlerimizin e, bulunduğu yer, yani meşhur tabirle bayramlarımızın dalgalandığı yer, bizim toprağımız kabul edilir. ateşkesin ruhu budur. Bir 10 gün dinlemedik yani. Bu da bizim bir Yani bunlar ayrı e, hatalarımız zinciri. Bunları ayrı konuşuruz. Ama süreci günümüze doğru getirirsek, yani e, isyanı başlatan, İngiliz'den destek alan e, Şerif Hüseyin, ama Şerif Hüseyin Suudi Arabistan krallığını kurmadı. İbn Suud kurdu. Yani bu nasıl el değiştirdi? Bu da önemli bir nokta. Yani burada bir farklı bir şey döndü. Alevere, vera döndü. Bakın var mı? Var. De ha. onu devam edelim bir, biraz bir evet. kaç... Şimdi olay şu. <laughs> ee, Şerif Hüseyin başarılı oldu. Osmanlı Devleti bölgeden çekildi. Şu, bu nokta çok önemli hocam. Evet. Yani Şerif Hüseyin öl plandayken o vaat edilen kraliyet verilmiyor. Su ailesine Su ailesi veriliyor. Evet. Yani, yani o, o, Şerif orayı, Hüseyin bir, evet. olmasaydı Hicaz ayaklanması başarılı olmazdı. Bir de onu da söyleyeyim. Yani aynısını mesela İbn bu kadar destek verilseydi bu başarı elde edilmezdi. Niye başarı elde edilmezdi? Çünkü Şerif Hüseyin Şerif seyit yaşlı Arapların babası yani bir yere evladını gönderdiği zaman hürmet görüyor, saygı görüyor. Osmanlı Devleti'nin üst düzey yönetiminde bulunmuş, dünyayı biliyor, eğitim seviyesi yüksek, dünya şeyi biliyor, diplomasi biliyor, İngiltere ile muhabere etmesini biliyor. Yani İbn-i gibi bedevi değil bu adam. İstanbul'da okumuş çocukları komutanlık yapmış, valilik yapmış, İstanbul Darülfunu'da okumuşlar. Yok Eğitim biz onu yetiştirmişiz yani, yani, yani. Tabii yani evet. böyle bir altyapı da var. Evet. yani e, Ama en önemlisi e, bulunduğu konum Mekke ve Medine'nin şerifi olmak bütün Arapların babası konumuna seni getiriyor bir anda. Şimdi e, bu nasıl elinden alındı? Sebebi şu, şimdi Şerif Hüseyin e, artık devlet Osmanlı'na gitti, bölge boşaldı, e, krallık bekliyor. Ama İngiltere Şerif Hüseyin'in önüne... Sonuna kadar bir şey koydu. Ne koydu? Dedi ki biz Filistin'e sana vermeyeceğiz. Ne yapacağız? Burada Yahudilere vereceğiz. Bunu kabul edeceksin dedi. Şerif Hüseyin kabul etmedi. Hayırdı. Biz de mücadelemizi Arapların özgürlüğü için yaptık. Burada Yahudiler için yapmadık. Yahudilere bu bölgeyi ben vermem. Ben bunun hesabını Allah'a veremem dedi. Yani bize karşı hain ama yani dürüst bir hain. Öyle demek lazım yani inancını da yaşıyor. Evet yani ha. inancı da şey yani en azından Arap davasında, Arapçılık davasında samim bir adam. Yani kendini bu anlamda şey yapmadı. Yani kendi İngiliz, İngilizler milliyetçiliğini yapan. İngilizler çok direttiler. Şerif Hüseyin hatta Lawrence bizzat gidip görüşüyor. Ondan sonra Churchill Kudüs'e gidiyor. Bak Churchill o zaman İngiltere'nin sömürge bakanı. E, Churchill Kudüs'e gidiyor ve adamını gönderiyor. Buna rağmen Şerif Hüseyin kabul etmiyor. E, bunun üzerine e, en son yapacak bir şey yok diyor ee, İbn-i Suud ailesine. Oradan parayı çekiyorlar. İbn-i Suud ailesine parayı veriyorlar. Ki Şerif Hüseyin'e çok para veriyorlar. 100 milyon sterlin falan gibi para da önüne koyuyorlar. Şerif Hüseyin yine kabul etmiyor. Hayır diyor ben davamı parayla satmam diyor. Ben davam Araplara... Yani bir Arap vermedi. milliyetçiliği yapıyor. Tabii tabii Arap milliyetçiliği. Ben davamı diyor e, Arapların bağımsız için yaptım diyor. Ben satmam diyor. Bunun üzerine İbn-i Suud'a 10 milyon sterlin veriyorlar. Öbürüne 100 milyon da İbn-i Suud'a 10 milyon sterlin verdiler asker verdiler, silah gönderdiler ve İbn-i da der ki gir, Mekke'ye gir. İbn-i Suud adamlarla daldı Mekke Medine, Şerif Hüseyin oradan tart etti yani uzaklaştırdı. Şerif Hüseyin e, tahttan feragat etti, emirlik tahtına oturmuştu. Yerine oğlunun adına feragat etti, çekildi. Direkt alamadılar çünkü Şerif Hüseyin'in çok yüksekti. Şerif Hüseyin e, bir Akabe limanında bir gemi atladı ve Ürdün'e geldi. O dönemde Ürdün'de de kral kendi oğlu. İki oğlu, biri Irak'ta kral, biri Ürdün'de kral. Mümkün Ürdün ailesi Şerif Hüseyin'in soyuna geliyor. Irak'taki aile daha sonra darbeyle ilk 1950'lerde zannedersem darbeyle yıkıldı. Kral Faysal dediğimiz Irak'ta da de mıydı? Faysal ismi çok meşhur. Yani İbn-i Suud'da da Faysal var. Şerif Hüseyin'in çocuklarında da Faysal var. Hı. O şeydeki Faysal, Irak'taki Faysal Şerif Hüseyin'in oğulları arasında. Şerif Hüseyin'e dedi ki sen bir şeye karışma oğulların bu iki yere yönetecek orada e, bırak dedi. Daha sonra Şerif Hüseyin'in oğlu lehine çekilmiş. Şerif Hüseyin'in oğluna da der, sen de dafkola git dediler. Onu da gönderdiler e, Ürdün'e. Tamamen Hicaz bölgesini İbn-i Suud'a verdiler. İbn-i Suud onlarla anlaştı. Ne anlaştı? Siyonizm anlaştı anlaştı. Yani e, Suudi devletin kuruluşunun arka planında işte Siyonizmin varlığını kabul ne vardır. Suud, Şerif Hüseyin kabul etmedi. Gönderdiler. İbn-i Suud bunu kabul etti. İbn-i Suud'a Suudi devletin kurdular. Bugün hani insanlar da işte e, İsrail destekliyor yok bilmem ne yapıyor falan. Zaten kuruluşunda bu var. Bunu kabul ettiği için zaten kendisine bu, ta, bu taş verildi. Ya şimdi şeyine de e, sadık vaadine de sadık hala da destekliyor. Suudi. Evet. İsrail hala da destekliyor. Vaadine de i̇şte yani, sadık e, hala. Zaten diyorum evet. ya kuruluşunda bu var. yani mi? destekini çektiği çekten Suudi e, dağıtırlar. Yani bir darbe yaparlar. Suudi diye bir devlet kalmaz ortada. Yemen'e desteklerler, veriler silahı, Yemen oradan dalar, Suudi Arabistan zaten muhalif unsurlar, muhalifler de desteklerler. Yani bugün bunlar kağıttan kaplanlar. yani arkalarındaki o destekler olmasa ki konunun başında ben söyledim, Trump dedi ya ben olmasam siz yoksunuz dedi. Amerika yoksa siz de yoksunuz dedi, bana para vereceksiniz dedi ve parayı aldı. Durum bu yani Amerika, İngiltere gibi devletler olmasa bugün Suudi Arabistan'da bunlar yani yerel halk da sevmiyor. Muhabir ideolojisi ve düşüncesinin bugün İslam dünyasında açtığı tahribatları daha bizde eğilmedik, işit vardır, daş vardır, el kayıla vardır, bunların yaptığı katliamlar, şeyler hepsi bu düşüncesinin bir tezahürüdür. Yani vahabilik düşüncesi ne o harici bir düşüncedir? Yani tek tekfir üzerine kurulmuş bir düşüncedir. E, amel ameli olmayan kişi kafir kabul edip direkt katli vazit şeyine kafa kesen e, bir bedevi düşüncedir. Dolayısıyla süreç hızlı için ben hızlı anlatıyorum, benim yani vaktim kalmadı diye. E, Suudi Arabistan'ın kuruluşundaki hikaye bu e, arkasından 1926 şey, Suudi Arabistan'a kraliyet verildi ama emirlik olarak verildi. 1926 yani son, yılında Türkiye Cumhuriyeti tanıdı. Son cümlelerimizi koyalım hocam. Evet. 1926 yılında hı. Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ı tanıdı. Hatta açılan hilafet konseyine ekip de gönderdik. 1930'larda zannedersem Veliaht Faysal daha sonra Kral Faysal olduk meşhur. İstanbul'a geldi. Türkiye ziyaret etti. Atatürk'le görüştü. Babasının mektubunu Atatürk ile etti ve Türkiye'de çok güzel karşılandı. Atatürk de kendisini çok güzel karşıladı. Artık Osmanlı gitmiş. Herkes ayrı devlet olmuştu. Daha sonra e, faysal prens Faysal kral olacaktır. Arap İsrail savaşında Amerika'ya amargo, benzin amargosu, petrol petrol amargo Oradan bitirelim programı. Evet. Şimdi e, tabi konu e, çok önemli sayınızdayız. Yani, bu, bu, yani bu, bu konu dünya kavgasının önemli noktalarından birisi. Yani sadece orta konu değil. Şöyle e, bir saatlik e, bir program, bir buçuk saatlik bir programla. E, tam izah edilecek bir konu değil. E, hocam da sağ olsun e, bu konuyla ilgili çok daha derin bilgilere sahip. Biraz daha e, biz hocamı bu noktada e, konuşturacaktık ama zamanımız yetmedi sayın izleyiciler. İşte e, bu kısa süre içerisinde gördüğünüz e, bu değerlendirmenin içerisinde gördüğünüz gördük ki e, İslam ülkeleri arasında özellikle Orta Doğu'da ee, Müslümanlar kendi iradesiyle hareket etmemiş. Araplar kendi iradesiyle hareket etmemiş. Osmanlı'yı parçalamak için emperyalist ülkelerin ciddi bir şekilde e, gayretleri, entrikaları ve e, lojistik destekleri var olduğunu gördük. Daha biz bu noktada Davrus'u konuşmadık. Fahrettin Paşa'yı konuşmadık. E, oradaki ayaklanmalara konuşmadık. Zamanımız yetmediği için konuşmadık. Ve özellikle de şu gördüğümüz değerlendirmeye bakarsak, hesap kitaplarının tamamına yakını Orta Doğu'nun bağrına bir İsrail'i haçer gibi saplayıp, onun büyümesini, gelişmesini ve emperyalist ülkelerin temsilcisi olarak orada bulunmasını sağlamak için yapılan bir hareket. Ve bunun gerisinde biliyorsunuz ki Orta Doğu'da yine enerjinin çok olduğu, petrolün çok olduğu bir yer. Bu kavgaların tümü ekonomik, siyasi ve ırki e, olarak e, değerlendirilmesi lazım. E, başka bir programda eğer böyle bir tekrar bir program değerlendirebilirsek Sayın Hocamla yine buna benzer bir programla yine Orta Doğu'daki yahut da İslam dünyasındaki bu e, handikapları yine detaylarla birlikte Vahabiliği e, anlatırsak bir çok şey anlarız. Vahabilik e, yani, Vahabi, lazım. evet özellikle evet, yani. Vahabiliğin İslamiyet Sadece Vahabiliği anlatmak lazım evet. Ayrıca bir şey var. Vahabiliğin de ayrıca İslamiyet'e verdiği bir zarar var. Dolayısıyla bunların tamamı başka bir gündemde değerlendirilmek üzere e, bugünkü programımız burada sona ermiştir. E, hayırlı akşamlar diyoruz.